Evet arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Sağlıklar, afiyetler diliyorum. Bugün bana verilen vazife yeni Platonculuk hakkında konuşmak. Tabii ki yeni Platonculuk hakkında konuşmak demek, Plotinos hakkında konuşmak demek. Esas itibariyle yeni Platonculuk, tabii Platon, Plotinos, bunlar bütün bir felsefe tarihi için son derece önemli isimler, son derece önemli düşünceler. Onlarla hasbihal etmek, onlar üzerinde düşünmek bu açıdan aynı zamanda kendi düşünce tarihimizi tanımak bakımından da son derece önemli. İnşallah ben elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar efendim bir şeyler ifade etmeye çalışacağım. Umuyorum ki bu konuşma özlü bir konuşma olur. Yani lafı fazla dağıtmadan, sağa sola sıçramadan meramımı, ifadeyi meram eden bir konuşma olur. Ve aynı zamanda da sadece bir bilgi yumağı değil, bir bilgi yığını değil. Aynı zamanda iyi düşünen insanların düşüncelerini düşünme yoluyla iyi düşünmeye bir katkısı olur. Şimdi efendim, yeni Platonculuk dediğimiz, Neoplatonizm dediğimiz okul veya yeni Eflatunculuk, mesela eskiden hani öyle telaffuz ederlerdi. Bu kesintisiz bir biçimde, hoca talebe ilişkisiyle asırlar boyunca sürmüş. Önce İslam'dan evvelki dünyada, daha sonra da tabii ki Müslüman dünyaya intikal etmiş. Müslüman dünyaya geçmiş. Müslüman dünyada da yine dallanıp budaklanarak gelişmiş ve arkasından da tekrar bir daha batıya intikal etmiş. Kim üzerinden? Farabi üzerinden ve İbn Sina, özellikle İbn Sina üzerinden. Şimdi bir okulu, bir ekolü anlamak için, yani burada müstakil tek bir adamdan bahsetmiyoruz. Peş peşe gelmiş, yani onun düşünceleri geliştirilerek, daha da sistemleştirilerek, şerh edilerek, tahşiye edilerek oluşturulmuş bir bütünden bahsediyoruz. Ama bunun tabii ki kalbinde kim duruyor? Plotinos duruyor. Peki Plotinos için aynı şey geçerli mi? Evet, onun için de benzer bir durum geçerli. Plotinos da gökten zembille inmiş birisi değil. Ona da gelen bir hazırlık safhası var. Ondan önceki düşünürler var. Ondan önceki filozoflar var. Kimler var? Bir kere her şeyden önce Plotinos kendisini bir Platoncu olarak kabul ediyordu. Kendisinin bir Platoncu olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla Platon'un bütün eserleri ve aynı zamanda da bütün bir felsefi mirası ile yakından ilişkiliydi. Aynı zamanda, biraz sonra kısaca ifade etmeye çalışacağım, Plotinos'tan önce, miladın işte ilk asırlarında, milattan önce 1. asır, milattan sonra 1. asır, yani bu dönemlerde felsefe dünyasında, felsefe aleminde yeni Pisagorculuk dediğimiz bir akım ortaya çıkmıştı. Pythagoras biliyorsunuz zaten kendi ekolü vardı, kendi efendim düşünceleri vardı. Aristoteles bununla hesaplaşıyor değil mi? Metafiziğin başında görüyoruz, derin ciddi hesaplaşmalara giriyor. Aynı zamanda bu Pisagorculuk böyle bir felsefi din, felsefi tarikat, mezhep gibi bir şey. Yani uygulamalarıyla birlikte, müritleriyle birlikte böyle bir, yani bir yaşam biçimi aynı zamanda. Platon'da Pisagorcularla yakın temas içerisindeydi. Bunu diyaloglarda da görüyoruz. Yeni Pisagorculuk tekrar dirildiğinde, tekrar diriltildiğinde, önemli bazı filozoflar var. Bu düşünceler de Plotinos'a bir zemin ve bir kapı hazırladı. Bunu görüyoruz. Onun eneatlarında bu derin etkileri
müşahede edebiliyoruz. Tabii ki bir de asıl en önemli husus, kendisi zaten hali hayatındayken itham edilmiştir, suçlanmıştır felsefe çevreleri tarafından, o zamanki felsefe yazarları tarafından. Numenius var, meşhur Numenius. Numenius. Yani senin yaptığın şey aslında Numenius'un işte bir taklidi, onu işte alıyorsun, ondan aşırıyorsun filan diye böyle ithamlar var. Yazıları tabii büyük ölçüde kaybolmuş ama gerçekten özellikle bu üç hipostas meselesinde Numenius'un bir tesir olduğu görülüyor. Ama tabii konu bu kadar basit değil. Yani kendi devrinde, kendi zamanında yapılan ithamların doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Plotinos milattan sonra 205 yılında İskenderiye'de dünyaya geldi. Milattan sonra 205 yılında doğdu İskenderiye'de. Ne ailesi hakkında, ne çevresi hakkında, çocukluğu hakkında, işte yaşamı hakkında maalesef onun son arkadaşlar 6 yıl, son 6 yıl yanında kalmış Eneatları toplayan, yayınlayan talebesi. Son 6 yıl dedim yani vefatından 6 yıl öncesinden, ölümüne kadarki süreçten bahsediyoruz. Ünlü Porfirios. Porfirios Eneatların başına Plotinos'un hayatı hakkında diye böyle bir giriş koymuş. Bunun dışında hiçbir bilgimiz yok. Biz Porfirios'tan öğreniyoruz ki Plotinos kasıtlı olarak kendi hayatında hiçbir, hayatı hakkında hiçbir bilgi vermezmiş. Yani işte şu ailede doğdum, şöyle oldu, böyle oldu. Yani biyografisini saklıyor, biyografisini gizliyor. Peki utanılacak bir şey olduğu için mi yapıyor bunu? Elbette hayır. Onun varoluşa bakışı böyle. Yeri gelince biraz sonra dokunmaya çalışacağız. Bedenin, yani bedenin içerisindeki benin geçici, fani olduğunu düşünüyor, önemsiz olduğunu düşünüyor. Asıl önemli olan efendim o ilahi hakikatle birleşmeye bir perde olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da kendisi hakkında yani böyle biyografik malumat vermiyor. Ancak kırıntılar var, ufak tefek kırıntılar var elimizde. Bunlar da dediğim gibi Porfirios tarafından geliyor. Onun anlatımlarından, derslerinde, sohbetlerinde devşirdiği bir takım ufak tefek. Bir kere yani eşraftan bir aileden olduğunu anlıyoruz. Yani köylü çocuğu değil. Bunu görüyoruz, anlıyoruz. Mesela süt annesi varmış. Yani süt anne tutulduğuna göre demek ki yani hali vakti yerinde böyle bir aileden, önüne şey yani böyle dediğim gibi gariban bir aileden olmadığını görüyoruz İskenderiye'nin demek ki ailelerinden. Küçük yaştan itibaren tabii ki bu mizacının kendini Plotinos kılacak, ikinci Platon kılacak, bu mizacının karakterinin de belirdiğini aşağı yukarı herhalde tahmin edebiliriz. Filozofların derslerine gidip dinlediğini de biliyoruz. Yani çeşitli filozoflara gidiyor İskenderiye'de o sırada. Fakat hiç kimse onu tatmin etmiyor. Tabii İskenderiye'nin önemini unutmamak lazım. Birazdan belirteceğim. O Helenistik çağın çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Doğu ve Batı'nın buluştuğu bir yer. Doğu ve Batı'nın buluştuğu bir yer İskenderiye. Kendisi nihayet 30'lu yaşlarında arkadaşlar Ammonius Saccas'ı tanıyor. Ağzından çıkan yani hoca olarak, üstad olarak telaffuz ettiği insan o. Yani şeyhi, daha doğrusu mürşidi diyelim. Ammonius Saccas. Bu Ammonius Saccas hakkında, hayatı hakkında da hani kırık dökük dediğim gibi malumatımız var. Saccas hammal anlamına geliyormuş eski Yunanca'da, hammal. Evet, adam hammal. Bildiğiniz İskenderiye'de, limanda filan orada da hammallık yapan. Tabii bunlar münzevi adamlar, yani ev, bark, işte çoluk çocuk filan böyle şeyler yok.
Birçok dediğim gibi böyle filozoflar, zaten en altlardan anlıyoruz. Aristoteles'i çok iyi biliyor, Platon'u çok iyi biliyor. Yani çok güçlü bir felsefi eğitim aldı kesin Plotinos'un. Yani sonradan böyle bir aydınlanmayla filan böyle irticali konuşan birisi değil. Mükemmel yani bunlara hakim o felsefi mirasa. Ama Ammonius Saccas'ta bulduğu şey ne peki? Ammonius Saccas'ta hikmeti bulduğunu düşünüyor. Hikmeti bulduğunu düşünüyor. Saccas'ın derslerine devam ediyor. Bu Saccas çok önemli birisi çünkü onun derslerine gelen Hristiyanlar da var. Onu dinleyen. Tabi o zamanki mesela felsefe dersleri nasıldı? Yani sözü dağıtmış gibi olmayayım. Sık sık yapıyorum bunu ama. Bakın o zamanki felsefe şimdiki gibi bir şey değil. Yani filan gün filan saatte işte hoca gelecek şu konuda konferans verecek. Böyle bir şey değil felsefe. Felsefe yaşanan bir şey. Her şeyden önce yaşanan bir şeydi. Yani hoca vardır, filozof vardır, hakim vardır. O konuşur, tamam mı? Konuşur. Ama bunun böyle bir ders programı, müfredatı, şusu busu filan yoktur. İnsanlar onu dinlemeye gelirler, arzu edenler. Dinler, arzu eden dinlemez, gider. Ama sadece dinleme de söz konusu değildir. Ona sorular sorarlar. Ne yapması gerektiğini sorar. O da onlara bir takım temrinler verir. Bir takım yönlendirmeler yapar. Yani dediğim gibi bu bizim hani tasavvufi terbiye falan gerçekten ciddi manada benzeyen bir münasebetleri vardı. Saccas'ta yine dediğim gibi Porfirios'tan hani kırık dökük bunu biliyoruz. Birçok meçhuller var nasıl olduğunu dair. O sırada arkadaşlar Roma ile Partlar arasında, İranlılar arasında savaş vardı, savaş çıkmıştı. O da orduyla birlikte, imparatorun da bulunduğu orduyla birlikte şeye gitmek istedi, sefere katılmak istedi. O seferle beraber doğuya gidecek, yani işte Babil'e gidecek, işte belki ta Hindistan'a kadar gidecek. Yani doğu bilgeliğini işte tanımak istiyor. Bu da ilginç bir husus. Fakat bunu tavsiye edenin de Saccas olduğunu anlıyoruz. Yani o hocası da onu böyle yönlendirmiş. Fakat Romalılar yeniliyor. İmparatoru öldürüyorlar askerler. Sefer yarım kalıyor. Tamam. Sefer yarım kalıyor. Dolayısıyla da kaçıyor. Plotinos da kaçıyor. Şimdi demek ki buradan şunu anlıyoruz. Ailesi hakikaten yani bir takım Romalı senatörlerle, önüne gelen bazı ailelerle, sülalelerle demek ki tanışıklığı var, görüşmesi var. Önce Antakya'ya kaçıyor, Antakya'dan da Roma'ya gidiyor. Niye Atina'ya gitmedi veya İskenderiye'ye gitmedi de Roma'ya gitti? Bunlar da tamamen birer soru işareti. Roma'ya geldiğinde de, Roma'ya yerleştiğinde de bir hanımefendinin evine yerleşiyor. Onun yanında işte kalıyor, ikamet etmeye başlıyor, dersler vermeye başlıyor. Anlıyoruz ki Roma'ya geldiğinde Plotinos hiç de öyle tanınmayan meçhul bir İskenderiyeli değil. Demek ki bir tanınmışlığı, bilinmişliği var. Bir ona karşı gösterilen bir saygı, hürmet var. Roma'da efendim derslerini veriyor 40 yaşlarında buraya Roma'ya geldiğinde. O tarihten vefat ettiği tarihe kadar tam 16 sene boyunca Roma'da dersler verdi. Efendim bir takım böyle çok sadık vefakar talebeler oldu. Derslerini dinlemeye senatörlerin geldiğini, ondan etkilendiğini biliyoruz. Hatta imparator ve imparatoriçe Galienus, o zaman 3. Galienus imparator, onların da rağbet ettiğini filan öğreniyoruz. Mesela yine Porfirius'tan ilginç bir bilgi elde ediyoruz. O da şu, Platonopolis yani Platon şehri diye bir böyle filozofların kaldığı, yaşadığı bir böyle bir şehir, bir kasaba belki. Yani böyle bir şey inşa etmek ve orada filozofların felsefe taliplerini falan böyle yaşayacağı bir toplum. Böyle bir hayal olduğunu da öğreniyoruz. Ama dediğim gibi yani bununla acaba nasıl bir şey kastediyordu? Çünkü Platon'un başına gelenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Platon da Sicilya'da epeyce hatta köle diye sattılar adamcağızı.
Hani acaba nasıl bir şey tasarlıyordu? Dediğim gibi kırık dökük bilgiler var. Ama demek ki bir köklü, radikal bir düşüncesi var bu hususta. Yani bu olaydan çıkaracağımız netice bu. Nihayet arkadaşlar, aslında zaten gıda, yeme, içme, beslenme hususunda çok perhizkar birisi Plotinos. Ve nihayet kendisi muhtemelen tüberkülozdan, çölyak hastası olduğu size söyleniyor. Tabi bunların hepsi modern dönemde yapılan tahminler, tam bilemiyoruz ne olduğunu. Ama büyük bir tevekkül ve teslimiyetle yine eski talebesi olan bir zatın yanına göçerek, Roma'dan, Roma dışında taşlı bir yere giderek son günlerini orada geçiriyor. Ve arkadaşlar milattan sonra 290 tarihinde de orada vefat ediyor. Vefat etmezden önce Porfirios'u göndermiş yanından, yolculuğa göndermiş. Porfirios diyor ki intihar etmek düşüncesi diyor bende peyda olmuştu diyor. İntihar etmek düşüncesi. Bir gün o Porfirios'un evine geliyor kendisi ve ona anlatıyor, diyor ki hayır, bu intihar etme düşüncesi senin içine doğmuş. Bakın işte onları konuşacağız, bu içe bakmak, teemmül, keşif, mükaşefe, yani hakikati insan salt akılla mı elde eder, yoksa bunun başka bir mistik boyutu var mıdır, yok mudur? Bu zaten Plotinos'u kendisi kılan bir düşünce, bir bakış açısı. Porfirios'u ikna ediyor, diyor ki bu yani bu senin nefsinden, yani bu düşünce, bu ilahi bir düşünce değil, senin kendine gelmen gerekir. O yüzden onu yanından uzaklaştırıyor, Sicilya'ya gönderiyor gezmesi için, oralara dolaşsın filan diye bir takım işler icat ederek muhtemelen. Porfirios dolayısıyla son anında yanında olmadığını söylüyor. Ama Porfirios'un şöyle de bir önemi var. Porfirios, bu arada Porfirios aslında arkadaşlar Sami, yani Sur şehrinden, bugün Lübnan'daki Sur şehrinden, Tür dediğimiz Greklerin, orada doğup büyümüş, yani Yunan asıllı değil. Fakat Yunanca'yı, Yunanca gramerini de son derece hakim. Dilci yani bu adam, retorikçi o devirdeki tabirle. Plotinos'la tanıştıktan sonra o son 6 yıl içerisinde tabii Porfirios onu böyle yana yakala anlatır. Hani o nasıl yakınına kadar nasıl geldi. Şimdi herkes de yakın mürit olmuyor yani elini kolunu sallayarak, değil mi? Sonra Plotinos'un yazılarını kendisine teslim ettiğini, kendisinin bunları düzenleyip tertip ettiğini vesaire bunları anlatıyor. Bugün elimizde bulunan Eneatlar, yani Plotinos'un doğrudan yazıları ya da düzeltilmiş, tahsih edilmiş diyelim, yani tanzim edilmiş yazıları Porfirios'un elinden çıkmıştır. Şimdi ilk başlangıçlarda, bu arada şunu söyleyeyim, Ammonius Saccas asla tek bir kelime yazmamış, yazmaya karşı. Çünkü hikmetin hikmetin böyle yazılan, söylenen bir şey değil, yaşanan bir şey olduğunu düşünüyorlar onlar. Plotinos da anlıyoruz ki yani satır aralarından ilk başlarda böyle düşünüyor. Yani yazıdan çok hoşlanmıyor Plotinos. Fakat ancak son dönemlerinde hatta öğrencileri gizli gizli not tuttuklarına filan, yani böyle bir takım kayıtlar var. Ancak daha sonraları Plotinos'un kendisi bu notları da yani, okuyup bakınca kendisi de yazmaya karar veriyor ve kendisi de metinler kaleme alıyor. Ölene kadar da yazıyor, yani son nefesine kadar da yazmış. O son ölüm hastalığında da yazdığı bazı bölümler var. Bunlar da Eneatların içerisinde yer alıyor. Plotinos'un bazı talebeleri onun resmini yaptırmak istediler, heykelini yaptırmak istediler. Şimdi o zamanın adeti böyle, büst yapıyorlar işte, yerleştiriyorlar insanlar. Dolayısıyla onlarda resim ve heykel çok gelişmiş, yani Batı klasik dönemde, o devirde. Hocalarının da bir büstünü yaptırmak istiyorlar. Böylelikle hani yüzünü yaşatacaklar, simasını yaşatacaklar. Plotinos buna şiddetle karşı çıkıyor. İstemiyor. Yani çünkü bedeninin, biraz önce de fark ettiğiniz üzere, bedenin
bir gölge olduğunu, fani olduğunu, ten kafesi diyoruz yani bizim kültürümüzde efendim düşündüğü için bunu onaylamıyor. Gizlice bir ressam getirmişler. Gizlice bir ressam. O ressam dersi sırasında arka taraftan böyle ona baka baka hani bir takım eskizler çizmiş. Günümüze ulaşmış olan bir tane büstü var böylelikle. Yani gizlice yapılmış hani bu büst. Kendi yüzünün şeklinin simasını hatırlanmasını istemiyor. Ama o sözlerin hatırlanmasını istiyor. Şimdi Plotinus'u arkadaşlar böyle çok da sözü uzatmak istemiyorum. Bir an önce Plotinus'a gelmek istiyorum. Ama şunu bilmemiz lazım, şunu anlamamız lazım. Çok iyi bir biçimde idrak etmemiz lazım. Bir düşünür arkadaşlar, bir düşünür öncelikle zaman içerisinde düşünür. Kendi zamanı içerisinde düşünür. Bu kaçınılmaz bir şeydir. İnsan düşüncesi her şeyden önce zaman ile mukayyettir. Ve düşünce asla kendine dayanak olamaz. Dolayısıyla muhakkak ve muhakkak karşılaşması, yüzleşmesi gerekir. Yani başka düşüncelerin olması gerekir. Tıpkı arabanın motorunun marşla, şimdi normal araba motoru biliyorsunuz mazotlu, benzinli, işte her neyse yani. Fakat o motoru çalıştırmanız için, bak su motorlarında da vardır biliyorsunuz benzinli, ip çekiyor, pimi çekiyor adam. Yani ilk hareketi ona veren bir şeyin olması lazım. Bu arabalarda elektriklidir, elektrik. Marş motoru elektrikle çalışır, aküyle çalışır. O pistonların, o patlama, o tepkimenin başlaması için öncelikle ona dışarıdan bir kuvvetin uygulanması gerekir. Su motorunda bunu elle yapıyoruz değil mi? Sarıp elimizde çekiyor. Duk. İdik. Şimdi yok tabii onlar. Düşünmenin başlaması için mutlaka bizim dışımızda düşünce. Bir düşünür içinde, bir filozof içinde muhakkak böyle. Dolayısıyla Plotinus'un söyledikleri o satır aralarında cevap verdiği, kendilerine cevap verdiği, kendilerini eleştirdiği ya da kendilerini onayladığı pek çok fikirler var. Tıpkı havada uçuşan kelebekler gibi. Filozof bunları böyle yakalayıp o albüme koyan, yerleştiren, satırın üzerine yerleştiren bir insan gibi. Peki neler var? İşte o devri çok iyi anlamak gerekiyor. Bakınız Roma İmparatorluğu, tabii o dönemde bütün hani işte Mısır, Suriye, efendim Anadolu, Kuzey Afrika, yani bütün bir işte Orta Doğu'ya büyük ölçüde yani en azından yarısına diyelim. Ve tabii ki Avrupa'ya. Yani İspanya, Fransa, bilmem Britanya. Yani Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu. Aslında Roma İmparatorluğu dediğimiz bu büyük devasa yapı antik çağın mirasçısıdır. Medeniyetler böyledir. Medeniyetler böyledir. Yani kurulur önce, ondan sonra nihayet en sonunda imparatorluk çıkartır. Bir imparatorluk çıkartır içinden. Büyük ölçüde o siyasi birliği sağlayan. Roma'da tabii ki bu antik çağın mirasçısıydı. Dolayısıyla felsefe de zaten Roma'nın içerisinde yaşıyordu. Bakın Roma İmparatorluğu 235 ile 284 milattan sonra 284 yıllar. Genelde hiç sayılar hiç aklımda kalmaz. İsimler hiç aklımda kalmaz ama bu kalmış neredense. O 50 yıllık büyük buhran denen, büyük kriz denen veya üçüncü asır buhranı denen büyük bir o dünya, Roma dünyası büyük bir buhrana girmiş ve yıkılmanın eşiğine gelmişti. Plotinus da bu çağın tam içinde göbeğinde yaşayan bir filozof. Nedir bu büyük buhran? Bir kere dışarıdan istilalar var, barbar istilaları var. Talanlar, yağmalar, adamlar İtalya'ya kadar giriyorlar yani düşünün. Dış savaşlar var. Efendim Partlarla savaşlar var. Yeniliyorlar efendim vesaire böyle birçok olaylar var. Ve tabii ki ekonomi çok bozuk. İnsanlar açlık, kıtlıkla mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani o dönem siyasi olarak,
Bakın bu 50 yıl içerisinde 40 civarı imparator gelmiş geçmiş. Bunların çoğu da işte biri bir yerde, biri bir yerde. Bizim bu tavaif-i mülük dediğimiz şey var ya, veya mülük-ü tavaif dediğimiz, aynen onun gibi böyle paramparça, yani tutanın elinde kalmış. Tabii birçok zulümler, birçok eziyetler, cefalar da burada söz konusu. Salgın hastalıklar, kıtlıklar söz konusu. Yani çok büyük bir böyle buhranın olduğu bir dönem toplumsal açıdan da. Bu Roma dünyası, bu asırda yaşayan bu dünya içerisindeki bu buhranlar arkadaşlar, bu buhranlar elbette ki temel bir takım sorular ortaya çıkarmıştı. Plotinos'un da bunlara bigane kalması söz konusu değil. Bunları en derinlemesine düşünen bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu soru? İnsan kötülükle ve sıkıntıyla karşılaştığında ne düşünür? Yani başımıza büyük musibetler peş peşe böyle bizi sersemletici. Ya ben nereden keşke doğmasaydım. Hani bu bazı böyle minibüslerin arkalarına falan yazıyorlardı böyle arabesk şeyler. Bu tür düşünceler, yargılar hakim olduğunda ne olur? İnsan kötülükle ama tabii kötülüğün nesnesi olarak. Yani şimdi başkasında görmüyoruz yani. O musibeti başkasında değil. Ben yaşıyorum. Benim başıma geliyor. Ne düşünür insan? Bakınız biraz sonra ben arz etmeye çalışacağım. Plotinos'un çok ilginç bir sözü var. Diyor ki Plotinos. Şimdi bu hani dediğim gibi orada ayrıca hani temas etmeye çalış. Bir sürü şey temas etmeye çalışacağım. Ya ben böyle konuşurum hani kafamda. Edemezsem kusuruma bakmayın. Şimdi diyor ki Plotinos insanın benlik bilinci, benliğinin bilinci sağlıklı değil, hastalıktadır. Yani insan sağlıklıyken beyninin farkında değildir. Başka şeylerin farkında. Yani bilinç oraya yönelir. Değil mi? İşlerimiz tıkırındayken. Ama ne zaman ki hasta olur, sağlığı gider, hasta olduğunda artık bütün her şey kararır. Yani öbürleri gölgeye çekilir. Öbür endişelerimiz, tasalarımız hepsi kaybolur. Artık tek tasalandığım bir şey vardır. Kafamda düşündüğüm bir şey vardır. Kimdir o? Benim. Benim. Gerçekten de bu asırda bütün bu bela ve musibetler içerisinde, yani bu toplumsal çalkantı içerisinde insanların müthiş bir dindarlaşma ve mistikleşme eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Bunda da hiç şaşılacak bir şey yok. Özellikle toplumsal boyutta arkadaşlar böyle sıkıntılar, dertler, tasalar yoğunlaştığında insanlar mistisizme doğru yönelirler. Nedir peki bunun özü? Şudur. Ya ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burada ne işim var? Değil mi? Ya bu dertler, sıkıntılar, tasalar yaşıyorum. Bunun manası nedir? Ve nasıl kurtulacağım? Ve nasıl kurtulacağım tabii? Nasıl kurtuluşum? Nasıl olacak? Bu dönemde yani milattan sonra özellikle 2. asır içerisinde Roma dünyasında, tabi Roma üzerinden batıya da sıçradığını görüyoruz. Bir sürü dinler, kültler vesaire bunların çok rağbet olduğunu görüyoruz. Romalılar da dindar adamlardı. Eski Yunanlılar da arkadaşlar hiç böyle bize anlatıldığı gibi filan ya bu pozitivist psikoposların anlattığı gibi filan değil yani eski Yunanlılar da çok dindar insanlardı. Kendince tabi. Unutmayalım. Kendince. Kendi tanrı tasavvuruna göre. Değil mi? Çok dinden insan. Sokrates'i niye idam ettiler? Dinsizlik suçlamasıyla idam ettiler. Aristoteles'i de öldürüyorlardı az kaldı. Dinsizlik suçlamasıyla kaçtı kurtuldu. Tabii Aristoteles. Yani kendi dinlerine, dini inançlarına şey insan o günkü dünya arkadaşlar hiç bize dediğim gibi dizilerde veyahut da bu işte bir takım pozitivist zevatın yorumlarıyla böyle sunulduğu gibi filan değil. O dizilerde anlatıldığı gibi değil. Onların kendilerine göre bir. Ama bu devirde bunların yetmediğini görüyoruz. Yani Romalı'nın, Romalı'ya Romalı'nın dini yetmiyor. Artık onu tatmin etmiyor.
Zaten böyle bir problem başından beri var. O yüzden Yunanlıların, değil mi? Yani filozof, Yunanlı filozof her şeyden önce Yunanlı'nın dinini eleştiren adam. Değil mi? Yani felsefe böyle çıktı zaten. Böyle çıktı. Homeros'u eleştirerek çıktı yani felsefe. Şimdi, ama yetmiyor bunlar. Ne oluyor? Özellikle bu ikinci Plotinos'un çağında dışarıdan almaya başladıklarını görüyoruz. Bu çok normal, çok normal. Çünkü dini olan size yetmiyorsa hala hazırda olan ne yapacaksınız? İthal edeceksiniz. Böylelikle Roma dünyasına, Roma dünyasına özellikle doğudan dediğim gibi dinlerin, kültlerin vesaire bunların doluştuğunu görüyoruz. İnsanlar buna çok rağbet etmeye başlıyorlar. Ve tabii ki bu çağda Gnostizm adını verdiğimiz bir şey var, ne diyelim, tavır var diyelim. Çünkü Gnostik Hristiyan var değil mi? Manicilik var vesaire yani. Gnostik dediğimiz bir özel bir tavır var. Farklı dinlerde kendini gösteren. Bu sonra Müslümanlara da geçecek Gnostizm. Bunlar, bu konuştuğumuz şeyler bizim için böyle arkeolojik birer buluntu gibi gelebilir ama çok yanılırsınız. Bunlar aslında form değiştirerek bugün de yaşayan şeyler. Bugün de yaşıyor. Şimdi siz mesela Macbeth'i, Shakespeare'in oyunlarını seyrettiğiniz zaman, tragedyalarını, işte Macbeth'i görürsünüz değil mi? Ya Macbeth kim ya, işte bilmem 1200'lerde işte İskoçya'da bilmem ne olmuş falan filan. Veya Hamlet'i görürsünüz. Bunlar muhayyel şeyler gibi gelir. Ama aslında o oyunda bizi, o oyunda, o sözlerde, o olaylarda bizi etkileyen şey şudur. O karakterler ölümsüzdür. Yani evet, Hamlet diye birisi yok. Bir efsaneden almış onu, bir Danimarka efsanesinden almış. İşte efendim Macbeth diye birisi, yani ismen var ama yani oradaki yani Shakespeare'in adam onu daima her devirde yaşayan bir insan tipine dönüştürdüğü için bizi son derece etkiliyor. Bunun gibi buradaki tipler, düşünceler de aynı şekilde günümüze kadar bugün de bunlar mevcut. Bu dinler arasında Hristiyanlık tabii çok önemli. Özellikle 2. yüzyılda, 200'lü yıllardan itibaren, 200'lerden itibaren Hristiyanlık çok önemli. Tabii Hristiyanlık takibat altında. Zaman zaman gevşiyor, zaman zaman böyle çok sıkılaşıyor filan. Tabii yani Hristiyanları aslanlar önüne atıyorlar mıydı, atmıyorlar mıydı? Hani bunlar ne kadar doğru, o ayrı tarihsel tartışmalar. Ama devletin dışladığı kesin. Devlet onu dışlıyor, istemiyor. Yani Hristiyanlıktan hoşlanmıyor. Çünkü Hristiyanlığın temel tavrı işte tek tanrı inancını getirmiş olması ve devletin tanrılarına, panteonuna karşı çıkmış olması. Ama olağanüstü etkili. Bunun yanında Hristiyanlık kadar etkili, bakın çok ilginç, Hristiyanlık kadar etkili ve yaygın manicilik var mesela. Bu devirde manihizm var. Sonradan ama şey, Hristiyanlık kazanacak ve manihizmi sürecek. Manihizm özellikle Müslüman dünyada da olağanüstü etkili oldu. Hangi devirde? İşte bu Mehdi, efendim Harun Reşid'in efendim çocukları döneminde, yani Me'mun dönemine kadar filan, Mu'tasım dönemine kadar farklı farklı şeylerde. Yani Abbasilerin kurulduğu dönemden itibaren bunlar için özel mahkemeler kurdular, bu maniistler için. Zındık kelimesi var ya, zındık aslında maniist anlamına gelir, manici anlamına gelir. Bunlar tabi orada cirit atıyor bu ortamda. Plotinos böyle bir ortamda bunlara da muhatap olmakla beraber bunları eleştirdiğini ve karşı çıktığını görüyoruz. Yani bir tür böyle tekrar Platon'a dayanan, Aristoteles'e dayanan tabii, Pisagoras'a dayanan. Yani şunu demek istiyorum, antik felsefe mirasına dayanan bir böyle bir nevi bir bu eksiklikleri giderecek bir sistem böyle kurmaya çalıştığını da müşahede ediyoruz. Bununla da bir yani önemli ölçüde başarılı olduğunu söylemek mümkün günümüze kadar gelen olaylara dikkat edersek.
Nitekim yeni Platonculuk fark edilmeksizin, yani birçoğu fark edilmeksizin bir kısmı fark edilerek, yani görülerek hem Hristiyan teolojisine hem de arkadaşlar Müslüman düşüncesine gerçekten temelden etki etmiştir. Şunu da yani madem not etmişim şunu da aktarayım. Yani oraya atlamış bulundum ama. Şimdi arkadaşlar tabii bu dönemde Helenistik kültürün hakim olduğunu da unutmamamız lazım. Yani milattan sonra 2. yüzyıldayız. Tamam, milattan sonra 2. yüzyıldayız. Bu şu anlama geliyor. İsterseniz Edessa'da yaşayın. Yani Urfa'da, bugünkü Urfa şehrinde yaşayın. İsterseniz Sur şehrinde yaşayın. Lübnan'da. İsterseniz İskenderiye'de yaşayın. Efendim, isterseniz İspanya'da yaşayın. Tamam mı? İsterseniz Kartaca'da, Kuzey Afrika'da, fark etmez. Nereye giderseniz gidin. Burada bu Helenistik kültürün hakim olduğunu görüyoruz. Helenistik kültürün, bir kültürün temel aktarımın dil ile. Hangi dil? Tabii ki Yunanca. Özellikle Doğu'yu kastediyoruz. Yani Doğu Akdeniz. Akdeniz'in güneyi ve doğusu. Öbür tarafta yani bu Balkanlardan yukarıda ne var? Latince. Latince var. Orada da Latince var. Ama zaten Latinler hani Yunanca ile dediğim gibi mantık. Bunların klasik dilleri bu. Latince ve Yunanca. Müslüman dünyanın klasik dili Arapça diyoruz ama maalesef artık o klasikliğini büyük ölçüde maalesef yitirmiş. Peki. Bu ne demek? Yani lingua franca'nın bu ortak dilin olması ne demek? İşte büyük bir kültür alışverişi demek. Yani insanlar bir eser yazdığında, Yunanca yazdığında, Yunanca yazıyor adam, böylelikle o metni dünyanın öbür ucundaki, bu dünyanın öbür ucundaki insanlar da rahatlıkla okuyabiliyor. Böyle bir ortam olduğunda unutmamak lazım. Peki. Arkadaşlar, bu Gnostizm meselesi önemli. Çünkü Hristiyanlığa da çok büyük etkisi olmuş. Dediğim gibi Müslümanlara da şey var, hani Müslüman düşünceleri de yani önemli tesirleri cereyan etmiş. Gnosis bilgi anlamına geliyor biliyorsunuz. Ben Yunanca bildiğim için de yani genel kültür olarak söylüyorum bunları. Şimdi Gnostiklerin temel iddiası şuydu. Gnostikler şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki insan ruhu aslında bu maddeye ait değildir. Yani kesin bir biçimde madde ile manayı, tamam mı, hakikati birbirinden ayırıyorlardı. Ezeli, ebedi bir alem, mana alemi var. Alemi mana dediğimiz bir yer var. Bizim ruhumuz oradaydı ve bu dünyaya maddeye düştü. Maddenin içine atıldı bu ruh. Maddeye bulaşınca, tamam mı, tıpkı bu mesela hoş bir örnek olmayacak ama şu an aklıma o geliyor. Balığı unlamak gibi, yani elimizde balık var, tavaya atacağız. Tavadan önce una batırıyoruz, böyle bandırı sağını solunu falan. Tavaya atıyoruz, orada pişiyor. Aynen bunun gibi ruh bulanmış, tamam mı? Bulanmış. Böylelikle de maddi hale gelmiş. Yani elle tutulur, somut hale gelmiş. Aslında oradaki yani misaldeki balık gözle görülür bir şey değil. Ruhani bir şeydi. Ama bu madde aleminde bulandı maddeye. Maddeye bulandıktan sonra düşmüş oldu. Düşmüş oldu. Çünkü madde baştan söylüyoruz. Kötü, çirkin, aşağılık, adi. Yani madde aslında olmaması gereken bir şey. Kötü bir şey yani. Madde eşittir kötülük. Dolayısıyla ruh bu dünyaya geldi. Peki nasıl kurtulacağım ben? Nasıl kurtulacağım? Maddeyi terk etmekle. Yani maddeden kurtulmadan hiçbir zaman kurtulamazsınız. Peki beni buraya kim götürdü? Beni buraya kim attı?
İşte burada dualizmi görüyoruz. Yani kötü, kötü olan iki ikilit bir tanrı anlayışları var. Tamam, ikili bir tanrı anlayışları var. O üstün o ruhu oradan koparıp da bu maddeyi atan bir kötü tanrı var. Kötü bir, bu bir tanrı ama kötü. Kötü. Beni de kötülüğe bulamış oldu böylelikle. Bu maddi duyusal dünyadan kurtulmadan mümkün değil. Bakın, bu adamların aynı zamanda çok derin eskatolojik anlatıları da vardır. Yani işte bu kıyamet sahneleri vesaire. Çünkü bir insan nasıl öldüğünde hani ruh oradan kafesten çıkacak ve ait olduğu ilahi aleme dönecekse, bir bütün olarak bu dünyada kıyamet dediğimiz şeyle, olayla, hadiseyle savaşı iyilik kazanacak ve bu maddi dünya yok olacak. İşte tekrar ilahi hakikatte bir dünya ortaya çıkacak. Yani böyle anlatıları var. Plotinos bunları ahmakça ve saçma buluyor. Çünkü Plotinos, işte burada çok önemli bir yenilik görüyoruz Plotinos'ta. Tabii yenilik derken şu aslında hani hepimiz arkadaşlar Platon'a düşülmüş dipnotlarıyız. Yani bunu başta kabul ederek söylüyorum bunu. Ama şunu söylüyor Plotinos. Bizim o ilahi hakikat dediğimiz, ilahi alem dediğimiz, ilahi işte manevi alem dediğimiz şey aslında benden ötede, benden farklı bir şey değil. Gnostiklerin dışarıda aradığı şey aslında insan benliğinin ta içindedir. Uzağa gitme, içine dön. Hakikat senin kendi içinde. Bu söz tabi Augustinus'un sözü. Plotinos'un değil. Ama son derece Plotinosçu bir söz. Yani tam Plotinos'un tam anlatmak istediğini, söylediklerini tam olarak ifade eden bir söz. Bir gün onun diğer yani Porfirios'tan daha kıdemli, çok daha kıdemli böyle yakın hani arkadaşı dostu Amelius çok yakın şeyi, çok dindar bir adam, böyle işte belli günlerde tapınaklara gidiyor, ibadetler ediyor, tavaflar yapıyor, kurbanlar alıyor filan. Plotinos'a diyor ki, Porfirios da orada, üstad diyor, sen de gelsene bizimle ibadet etmeye, tanrılara işte kurban sunalım, ibadet edelim filan. Şöyle diyor Plotinos, ben tanrılara gitmem, tanrıların bana gelmesi gerekir, tanrıların bana gelmesi gerekir. Bizim tabii burada tabii Platon'un mağara alegorisi, yani burada şeyi anlamamız açısından. Bakın, Platon'un mağara alegorisini düşündüğümüzde orada bir mağara var. Bakın, bir mağara var. O bir ayrı bir alem oluşturuyor, değil mi? Mağara dediğimiz şey ayrı bir yer. Değil mi? Karanlık içerisinde. Peki asıl alem neresi? Asıl alem nerede? Mağaranın dışında. Bakın, mağaranın dışında. Platon'da da değil mi? Görüyoruz. Bu dualizmi. Yani mağaranın dışında, mağaranın dışında. Plotinos diyor ki hayır, mağaranın içi dışı diye bir şey yok. Mağaranın dışı dediği aslında bizatihi o mağaranın içerisinde. Biz bakmayı bilmiyoruz. Biz bunu keşfetmeyi bilmiyoruz. O yüzden bize perde oluyor. Şimdi tabii şunu da söyleyeyim, yani Plotinos, şimdi bir Plotinos uzmanı mesela şöyle demiş, Plotinos da Eneatlara baktığımız zaman, çok affedersiniz şimdi yeni aklıma geliyor, Plotinos'un Eneatları, Enades,
Yunanca'da dokuzlu anlamına geliyor. Dokuzlu. Enaatlar yani Hades. Enaatlar. Dokuzlu anlamına geliyor. Aslında kitap altı bölümdür. Enaatlar aslında altı tane kitaptan oluşuyor. Yani birinci, onlar öyle yapıyordu. Bu biz şimdi hani bölüm diyoruz filan falan. Kitap deyince yani böyle koca ciltli kitap düşünmeyin. Onu demek istiyorum. Bu altı kitabın her biri dokuzar bölümden oluşur. Her biri dokuzar bölümden oluşur. Bunlar da tesadüf değil yani bu sayılar. Onu söyleyeyim. Pisagorculuğun tabii hani esintilerini unutmayalım. Şimdi bir uzman diyor ki Plotinos bütün bunları sistemleştirmeye çalıştı bir bütün halde. Fakat enaatlara baktığımız zaman orada böyle bir yekpare bir sistemden ziyade birbiriyle uyumlu, sistemleşmiş bir sürü sistemler görürüz diyor. Bu çok doğru bir söz. Enaatların Türkçe'de arkadaşlar maalesef tercümesi yok. Hala tercümesi yok. Zeki Özcan hocamız bir, o da iki versiyon, bir eski versiyonu bir de yeni sonradan yayınladı. Enaatlardan seçme, seçki halinde yaptığı bir tercümesi var. Fransızcadan yaptığı bir tercüme. Keşke yani tamamını yapsa hoca. Ama enaatları okumaya başladığımız zaman şunu görüyoruz. Orada çok güçlü bir metafizik, bir felsefi dil var. Aynı zamanda çok şairane bir dil var. Yani şiir gibi yazmış adam, şiir gibi yazmış. Dolayısıyla onu mesela Aristoteles'in böyle kuru metni gibi yahut da Platon'un diyaloglarındaki o muazzam belagat, yani edebiyat, kendine has dediğim gibi bir üslup olduğu kesin. Ve burada Plotinus'un anlattıklarında, şimdi mesela güneş sistemi deyince aklımıza ne geliyor? Merkezde işte güneş var, onun etrafında dönen böyle gezegenler var. Ama unutmayın, yakından bakarsanız şunu görürsünüz. O her bir gezegenin etrafında da dönen uydular var, değil mi? Dolayısıyla tek bir merkez ve onun etrafında dönen gezegenlerden değil, her bir merkezin de etrafında dönen başka gök cisimlerinin, uyduların olduğu, böyle sürekli sürekli hareket eden. Burada da bunu görüyoruz. Dolayısıyla nereden başlasak, nereden başlasak? Benim en zor karar verdiğim bu oldu. Yani Plotinos hakkında nereden başlayalım? Bu arada Türkçe'de Plotinos hakkında bence yazı, yani mevcut olan, tamam mı? Benim kanaatim, yani bilmiyorum, ben kendi fikrimi söylüyorum. Pierre Hadot tabii ki. Pierre Hadot. Pierre Hadot'un bütün kitaplarını tavsiye ederim arkadaşlar. Onun Plotinos ya da Bakışın Saflığı diye ince bir kitap var. Çok yani Plotinos'u anlamak bakımından tabii yani çok derine inmiyor, inemiyor. İnce bir eser ama ya yani tanımak açısından, Plotinos'u anlamak açısından bence çok önemli. Türkçedeki en önemli metin. Kitap tanıtımına geçmişken bir de Mehmet Murat Kaya hocamız var Ankara'da. Onun Tanrı, Akıl ve Nefs diye bir kitabı var. Tanrı, Akıl ve Nefs. Bu kitap hacimli bir kitaptır. İki bölümdür bu. İlk bölümü yani ilk yarısı Plotinos'a giden yol ve Plotinos'un kendisi, Plotinos'un düşünceleri bunu ele alır. İkinci yol ise, ikinci taraf ise arkadaşlar tabii ki onun İslam düşüncesindeki, özellikle Farabi'deki yansımalarını ele alır. Bu kitabı da hararetle, şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de Cahit Şener hocanın, tamam mı, İstanbul'da hocamızdır o da, felsefe bölümünde, Yeni Platonculuğun İslam Düşüncesini Etkileri diye bir kitabı var. İslam felsefesine yansımaları, pardon. İslam felsefesinin yansımaları. Bu kitabı da eğer hararetle tavsiye ederim. Burada tabii usulüce, teolojiye merkezli bir anlatım var. İşte yani gerçekten çok affedersiniz, kafamda çok zaten düzenli değil, konuşmam da çok dağınık. Plotinos'a benziyor yani konuşmamda. Ama şunu da ekleyeyim. Bakın maalesef Müslüman dünya Plotinos'u ismen tanımadı. Ne kadar ilginç. Ne kadar enteresan. Bizimkiler Platon'u bilir, Aristoteles'i bilir. İyi bilirler hem de. Yani iyi bilirler. Pisagor'undan, Empedokles'inden tutun, Ksenokrates'inden tutun, Süpoy Süpposundan tutun, bunları biliyorlar, fikirlerini biliyorlar.
Teofrastos'u biliyorlar ya. Teofrastos'u. Aristoteles'ten sonra hani yerine geçen var ya. Onun işte dostu, talebesi meşhur Teofrastos. Onu çok iyi biliyorlar. Safristis. Arapçasıyla Safristis. Ama Plotinos'un ismini bilmiyorlar arkadaşlar. Tanımıyorlar Plotinos'u. Bunun sebebi Plotinos'un Ene adlarının yapılmış mükemmel bir özeti var. Çok güzel bir özet. Çok hulasa etmiş birisi. Bu yapan kişinin kim olduğunu bugün bilmiyoruz. Bunun Yunanca aslı da kayıp. Elimizde değil. Ama bunu Kindi'nin döneminde Arapçaya çevirdiler bu özeti. Bu kitabın adı da Usulugia. Usulugia. Yani teologia. Yunancası teologia. Yani tanrı bilimi, tanrı bilgisi. Bu kitabı çevirdiler ama İbn-i Naim el-Hımsi çevirdi bu kitabı. Hristiyan mütercimlerden bir tanesi, felsefeci aynı zamanda. Bu kitabın ön tarafına şöyle yazdı. Gale Aristoteles el-Hakim. Bu kitabı Aristoteles'in zannettiler. Halbuki bu kitap dediğim gibi Ene adların gerçekten mükemmel. Yani Usulugia'yı okuduğunuzda Plotinos'un ne dediğini anlayabilirsiniz. Adamın bütün temel düşünceleri, yorumları, her şey orada. Adam çok harika bir şekilde hulasa etmiş. Gerçekten. Bunu yapan da çok iyi bir yeni Platoncu olmalı. Yani Ene adları çok iyi bilen birisi. Ama maalesef meçhul. Yani kim olduğunu bilemiyoruz. İsmini tanımadılar. Aristoteles'in zannettiler. Ama o fikirlerin hepsi yeni Platonculuğun, Plotinos'un fikirlerinin, temel fikirlerinin hepsi ana gövdesi, kökleri nereye intikal etti? Müslümanların eline intikal etti. Farabi tabii çok etkiledi bu. İbn Sina'yı çok etkiledi. İbn Sina'yı çok etkiledi. Ancak mesela İbn Rüşd'e geldiğimizde orada kırmızı kartı görüyoruz. Artık o onu Usulugia'ya ayırıyor. Diyor ki bu Aristoteles'in değil, olmamalı. Yani doğrudan söylemiyor. İbn Rüşd'ün metnine böyle bir şey yok ama onu kale almamış. Yani itibar etmiyor ona. Anlıyoruz ki bunu değerlendirmemiş. Adam İbn Rüşd mesela Telhis-i Siyasi'ye, Platon'un kitabına, onun yazdığı bir telhisi var. Onu çalışmış yani. Platon'u çalışmış. Platon üzerine yazmış İbn Rüşd ama Usulugia'ya hiç, dediğim gibi, hiç şey yapmıyor. Yani hiç kale almıyor. Demek ki orada artık ayırıyorlar. Bu Aristoteles'in değil diyorlar. Ama kimin olduğunu da bilmiyorlar aynı zamanda. Fakat oradaki düşünceler isim zikredilmeksizin, ismi bilinmeksizin Müslümanlara intikal etmiş. Çok ilginç bir kader. Yani. Evet. Şimdi şuradan başlayabiliriz zannediyorum. Plotinos'un ilk teklifi şu. Biraz önce Augustinus'tan naklettim. Non foras ire diyor. Uzağa gitme diyor. Uzağa gitme. Kendine dön diyor. Kendine dön. In interiore homine habitas veritas. Hakikati insan içinde görecek. İnsanın içindedir hakikat yani. İnsan içindedir hakikat. Plotinos'un kullandığı ilginç bir tabir var. Yani şu cümle aralarında söylüyor bunu. Çok zamanlar diyor, çok zamanlar bedenimden uyanıp kendime geldiğimde. Buradaki bedenden uyanma sözü bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Plotinos'a göre insan bu bedenin içerisindeyken bizim bu dünyevi hayatımızda özellikle duyularımız üzerinden değil mi? Duyularımız üzerinden dediğim gibi çok iyi biliyor Plotinos Aristoteles'i, çok iyi biliyor Platon'u, çok iyi biliyor. İnsan bilincinin nasıl oluştuğuna dair değil mi? Aristoteles kitabını Nefs'i hatırlayalım, Danima'yı hatırlayalım. Bunları çok iyi biliyorum. Bakın buradaki soru şu. İnsan bilinci nasıl oluşuyor? Nefs. Kitabın nefsteki nefs. O benlik. Bunun bir nevi uyku hali olduğunu, aslında bizim bugün burada, yani şurada biz, bilincimiz açık değil mi? Oturuyoruz. Hayır.
aslında bizim bilincimiz kapalı. Biz kendimizde değiliz. Bizim şu anda kendimiz dediğimiz şey aslında asıl kendimiz değiliz. Asıl kendimiz değiliz. Çünkü insan benliği bir yanda bu duyularımızla muhatap olduğumuz, değil mi? Duyularımızla muhatap olduğumuz bu maddi dünya. Ama öte tarafta da duyularla değil. Ancak çok kendine has bir tarzda iletişim kurabileceğimiz hakikat bu ikisinin tam ortasındadır insan. Dolayısıyla da onun benliği de bir yandan bu madde alemiyle ilişkilidir. İşte bu bizim şu anda ben gayet şuurluyum, bilinçliyim, işte bu yaşıyorum, yani ben varım dediğimde Descartes'a şey yapalım, yad edelim. Hani Descartes diyor, işte düşünüyorum o halde varım filan. Bu Plotinus'a göre nasıl diyelim, yani tamamen bir bulut, bir heyuladır. Asıl benlik o değildir. Asıl benlik o değildir. Bugün benim, ben dediğim şey, ben kimim sorusuna verdiğim cevap aslında tamamen bu duyulur dünya içerisinde şekillenmiş bir şey. Ama o hakiki benlik değil. O bedenimdeki benliğim, maddedeki benliğim. O sahte, o hakikat değil. Burada bakın şunu tabii Plotinus'u anlamamız için Platon'u anlamamız lazım. Neydi? Biz hakikati arıyoruz. Hakikat, arkadaşlar, bugün ve burada olan veya yarın orada olan, tamam mı? Dün şurada olan değil. Hakikat dediğimiz şey. Ya ne olmalı hakikat? Hakikat öyle bir şey olmalı ki ezeli ve ebedi olmalı. Değil mi? Bak Parmenides'ten, Platon'da diyaloğunda görüyoruz Parmenides'ten. Hatırlıyoruz bunu, değil mi? Hakikat ezeli, ebedi, daimi, sabit, değişmez. Ama bu duyusal dünya değişiyor, değil mi? Duyusal dünya sürekli değişiyor. İşte bu hani mağaradaki, mağara alegorisinde böyle yerleştirdiği muazzam bir şekilde. Aynı duyarlılığın Plotinus'ta olduğunu görüyoruz. Ben kimim? 49 yaşında filanca anne babanın işte oğlu, falan yerde doğmuşum, filan yapmışım, şöyle etmişim, böyle etmişim. Boyum işte bir, kendimi tarif ettiğimi anladınız tabii. Valla en son 1.76 filan, 1.77 miydim, öyle bir şeydim. Ben kimim sorusuna vereceğimiz bu cevapların hepsi aslında sürekli değişim olan, değil mi? Sürekli değişim halindeki. Bunun tabii bir de etik tarafını düşünelim. Mesela cömertim, cimriyim, işte ben çok cesurum filan. Bunların hepsi fasafisodur. Hepsi fasafisodur. Kendi hakkında söylediklerin hepsi fasaryadır. Puf. Sen kendin işte gerçekten, mesela benim karakterim nasıl bir şey? İşte ben şöyle cömertim de, şöyleyim de, böyleyim de filan. Şöyle akıllıyım, böyle cesurum. Bu tür nitelemelerin hepsini, bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bu dünya içerisindedir. Yani bugün burada olanla ilişkilidir. Peki ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekir? Benim bütün bunların hepsini bırakıp, kendime dönmem gerekir. İçe bakış, içe bakmak. Deruna bakmak. Eğer oraya bakarsam, benim kendi hakkımda ben şuyum, ben buyum, ben böyleyim, ben şöyleyim dediğim bütün bu yargıların hepsini bir tarafa bırakıp da hakiki anlamda kendime bakabilirsem, o zaman ben de ezeli, ebedi ve daimi olan şeyi görebilirim. Ya şimdi sözü dağıtacağım ama yani bakın bu genitentite dediğimiz bir şey var. Yani şu, şimdi identite, yani ayniyet dediğimiz şey, ayniyet. Şimdi ne demek? Efendim bir bardak su, işte bakıyorum yani bir bardak su benim için, bu duyularımla görüyorum,
algılıyorum, işte bakıyorum bir bardak su. Bu bir bardak su mutlak olarak kendisi midir? Şimdi özdeşlik ilkesini hatırlayın. Özdeşlik olmadan insan düşünemez. Şimdi bir şeyi zorlayacağız burada. Kendimizi kafanızdaki soru işaretini biliyorum. Ya şimdi çok güzel şairane bir laf işte kendine dön, mendine dön. Ya iyi de hocam nasıl döneceğim yani? Bir insan kendini nasıl düşünebilir? İşte bu bizim hani otobiyografi yazarları vardır mesela, otobiyografi yazarı. Hatta bunun içinde kendine çok gaddar olanlar bile vardır. Mesela Jean-Jacques Rousseau'yu falan düşünün, itiraflarını. Augustinus'u düşünün mesela. Kendisini koyar, kendisi onun önüne geçer, günah çıkartır. Yani rahibin önünde günah çıkartır. Bunu ama aleni yapıyor ve bundan büyük bir keyif alıyor Augustinus. Yine de bunlar şey değil. Kendine vuruyorken bile bu heyulalıktan kurtulamıyoruz. O halde nasıl düşüneceğiz kendimizi? Bir insan kendini nasıl düşünebilir? Bu söylediğimiz şeyi nasıl gerçekleştirebilir? Şimdi bakın, düşünme dediğimiz şeyin kendi içinde yasaları vardır. Yani düşünmeyi düşünme yapan şey vardır. Bir düşünceyi nasıl düşünürseniz düşünün. Düşünmenin ortaya çıkması için gerekli bir şeyler var. Değil mi? Bunların başına ne geliyor? Özdeşlik dediğimiz şey geliyor. Özdeşlik. Her şeyin bir şey olduğunu bilmeyen hiçbir şey bilemez. Hiçbir şey düşünemez. Bununla şunu kastediyoruz. Yani işte bu bir bardak su. Şimdi bakın, su dediğim zaman ben, yani su kavramı, su düşüncesi bende oluştuğunda, tamam mı? Suyun bu su olması gerekir. Ben bununla aynı anda, aynı bakımdan, aynı şekilde, aynı yönden işte hem fareyi, hem fili, hem duvarı, hem insanı, işte hem böceği, hem şunu, hem bunu, bütün bunların hepsini kastetmiş olamam o kavramın içerisinde, değil mi? O kavramına ait olduğu, tekabül ettiği bir şeyin olması gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu tümel de olabilir, pikel de olabilir, fark etmez. Ama sonuçta mutlaka ait olması gereken bir şey vardır. Öyle değil mi? Çelişmezlik dediğimiz şey vardır. Bakın, düşüncenin ortaya çıkabilmesi için. Mutlaka buna riayet etmeniz gerekir. Şimdi bakın, peki ben kendim hakkımda nasıl düşüneceğim? Bu su hakkında düşündüğüm gibi mi düşüneceğim? Veya karşımdaki bir insan hakkında düşündüğüm gibi mi düşüneceğim? Bir üçgenin iç açılarının kaç derece ettiğini düşündüğüm gibi mi düşüneceğim? Hayır. Şimdi burada özel bir yöntem uygulamamız gerekir. Özel bir yöntem uygulamamız gerekir. Esas itibariyle buradaki sorun şudur. Benim düşüncem, düşünmem gündelik hayatta. Yani normal bir insan, benim gibi bir insanı düşünün, tamam mı? Normal bedenimle birlikte yaşamış olduğum bu hayat içerisinde benim düşüncemi, dolayısıyla da bilincimi etkileyen ve yönlendiren benim dışımdaki kaygılar vardır. Elektrik faturası vardır, değil mi? Kira vardır, o vardır, bu vardır, işte filan. Şöyle dedi de öbürü böyle yaptı da işte sınav vardır, not vardır, o vardır, bu vardır, vardır. Bunlar bitmez, bunların sonu gelmez. Fakat bu endişeler aslında benim o kabuktaki benimi oluşturur. Benim bugün burada oturan benim aslında benliğim bu tür düşüncelerin ürünüdür. Bunları düşünen benliğimdir. Plotinos'un söylediği şudur. Bu kaygıları azaltmalısın. Bu kaygıları söndürmelisin. Ne kadar az şey için kaygılanırsan göreceksin ki senin çaban olmak, zaten çabalayamazsınız. Bakın sufiler anlatırlar. Bir tane mürit gitmiş derviş şeyhine, demiş ki ya şeyhim, demişti, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, gece kalkıyorum, bilmem ne yapıyorum, işte şu kadar virt çektim, bu kadar bilmem ne. Yahu gene de olmuyor. Gene de olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Çünkü bu senin yapacağın bir şey değil. Senin yapman gereken sadece o perdeyi indirmeye çalışmak. Bu benim benliğimi oluşturan bu kaygıları ben indirdikçe, azalttıkça, diyor ki
göreceksin diyor, onun nuru çıkacak diyor ortaya. Çünkü Plotinus'a göre aslında hepimizde, bütün insanlar ne kadar süfli olursa olsun, ne kadar yüce olursa olsun hiç fark etmez. Bütün insanların benliğinde aslında o ilahi hakikat var, ilahi benlik var, ilahi benlik. Hepimizin içinde o var. Sorun bizim onu idrak edemiyor, fark edemiyor olmamız. Çünkü üstü kabuk bağlamış. Bu kabuğu kaldırmam için benim bu bilincimdeki şeyler... Bakın bir şey daha dikkatinizi çekeyim. Ya üstadım süre ne kadar acaba? Şimdi biraz ben çok konuşabilirim zaman zaman. Vakit geçmiş arkadaşlar. Yani daha Plotinus'a yeni girdik. Ya bu ne yapacağız bilemiyorum. Yani toparlamaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bakın ben kimim diyorum. Ben kimim derken öncelikle bu soruyu soran benimi kastediyorum. Yani bilincimi kastediyorum değil mi? Peki insanın bilinci nerededir? Bilinci nerededir? Yani ben kimim dediğim şey bu hani karaciğerim, böbreğim, dalağım değil öncelikle değil mi? Ben kimim sorusunu sorabilen şey ne ise değil mi? Beni orada arayacağım. Demek ki ben dediğim şey benim bilincim. Peki benim bilincim nerededir? Şimdi bakın mesela elimi uzatıyorum işte suya dokunuyorum tamam mı? Bakın suya dokunuyorum, suya bakıyorum işte bu suyu havaya kaldırdım filan. Ben parmağım mıyım? Çünkü bu suyu dokunan ve havaya kaldıran esas itibariyle bu benim elim, parmaklarım. Peki ben niye nasıl böyle bir cümle kuruyorum? Yani bunu ben kaldırdım. Ben gördüm diyor mesela. Ben ya sen göz müsün? Bilinç dediğimiz şey kullandığı organda, uzuvda ortaya çıkan şeydir. Orada zuhur eden şeydir. Tam anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden diyoruz yani, işte ben şöyle ettim, ben dokundum, işte ben kaldırdım kitabı yerine koydum filan. Oradaki ben hangi ben? Bu yaptığımız eylemlerin hepsi organla gerçekleşen şeyler. Peki benim bilincim burada, benim benliğim nerede? Sanki bana o parmaklarımın ucundaymış gibi geliyor. O yüzden ben hani dokunduğumda ya... İşte sanki benim bilincim şu anda parmağımın ucunda gibi. Ama değil, bunu da biliyorum yani. Böyle değil. İlahi benin uzuvları gibiyiz. İlahi benin uzuvları gibiyiz. O ezeli, ebedi, orada ilahi hakikat, ilahi benlik var. O tanrısal benlik var. Ve bu benlik hepimizin içinde var. Hepimizin içinde var. Ve orada eğiliyor o ilahi benlik. Eğiliyor, yapıyor. Ben farkında değilim. Onun orada ne yaptığını ben farkında değilim. Niye farkında değilim? Çünkü ben parmakla uğraşıyorum. Yani parmaktayım ben. Orada kalmışım. Nereye gelmem gerekir benim? Bunları aşarak işte oraya dönmem gerekir. Bu tabii yani süreyi de çok yani aştığımı görüyorum. Hocam isterseniz bir çay arası verelim. Ondan sonra da tamamlayalım. Yani sıkıldınız mı arkadaşlar? Hani bilemiyorum. Ben daha da devam edebilirim ama isterseniz öyle yapalım. Çay arası verelim hocam. Yapalım. Hem salonu havalandıralım. Tamam. Devam edip toparlamaya çalışayım mümkün olduğunca. Nefs yani benlik aslında özellikle gnostiklerin söylediği gibi mutlak olarak bu duyusal alemin içerisinde hapsolmuş değildir. Ve ilahi alemden tam anlamıyla mutlak olarak kopuk değildir. Bu ilahi aleme, ilahi hakikate dair bir şeyler daima bizim benliğimizde mevcuttur. Önemli olan bunu keşfetmektir, bunu keşfedebilmektir.
dünya, dünyevi olan, dünya içinde olan bu bendeki ilahi beni, benim bilincinde olmayan bunu, bunun varlığının hissine sahip olmayan ilahi eylemin, ilahi eylemin, ilahi eyleyişin, o tanrısal yaratmanın bendeki yansımasının da bilincinde olamaz. Şöyle özetleyebiliriz aslında. Yunus'un sözü var ya. Ya dedim ya, şimdi hani bu teşbihleri, benzetmeleri ben yapıyorum. Bu sözler, bunların mesuliyeti bana ait. Ben sadece hani burada bir takım alıntıları böyle alt alta sıralamak değil, aynı zamanda bunlar üzerine düşünmeye davet etmek babında söylüyorum. Bir ben var bende, benden içer o. Yunus'un ifade ettiği şey. Burada belki hatırlanabilir bu söz. Ben yalnız değilim. Ben kesinlikle yalnız değilim. Bakın. Ben dediğim, benlik dediğim şey aslında tek başına yalnız bir benlik değil. Demek ki buradaki mesele bugün ve buradaki benimin derinliklerinde olan, arayıp da bulamadığım, elde tutamadığım, gözle göremediğim o ilahi benin bilincine varabilmektir. İlahi benin bilincine varabilmektir. Benlik, insanın benliği bilinçle var olur. Bilinçle var olur. Tabii burada yani bilinç dediğimiz şey, bilinç dediğimiz şey nedir? Bakınız bu İbn Sina'nın şeyi var. Meşhur uçan adam örneği var. Hatırlıyor muyuz onu? Mesela o çok, yani felsefe tarihinde aslında çok mühim bir şey. Ama maalesef hani batıya da olağanüstü etki etmiştir bu. Ama üstü kapatılmıştır. Üstü kapatılmıştır. Yani pek tartışılmaz. Descartes'i falan herkes bilir. Değil mi? Ne diyordu İbn Sina bize? Şimdi bu da çok son derece Plotinosçu. Yani Plotinos'u anlamamız açısından bu örneği hatırlatıyor. Dediğim gibi. Bunun mesuliyeti bana ait. Diyordu ki bir insan düşün. Havada birden tek bir defada yaratılmış yetişkin bir insan bu. Ve bu insan havada asılı. Kolları, bacakları, parmakları, her şey açık. Niye böyle söylüyor? Neden böyle söylüyor? Çünkü insan mesela parmaklarımız birbirine değse, değil mi? Sol elimle sağ elime dokunuyorum. Bakın sol elimle sağ elime dokunuyorum. Şu anda benim sol elim hisseden benim bilincim, bakın sol elimde gibi gözüküyor bana. Öyle hissediyorum. Ben dokunuyorum bak. Nereye dokunuyorum peki? Kendi sağ elime dokunuyorum. Hissettiğim şey ne peki? Hissettiğim şey ne? Benim sağ elim. Yani her iki el de benim elim. Ama sanki benim bilincim nerede? Bakın sol elimde gibi. Burada fail olan sol elim, burada meful olan, hissedilen şeyse, duyumlanansa, ama sol elimin üzerinde de sağ elimin üzerinde de dokunduğunda sol elimin bana verdiği o duyuyu da hissediyorum. Yani her ikisini birden hissediyorum. Dokunan da dokunulan da benim ellerim. Bunlar benim bilincime geliyor. Şimdi bunların olmamasını istiyor İbn Sina. O yüzden uçan adam örneği zaten. Bu kişinin gözü, kulağı, burnu, ağzı, her şeyi kapalı. Yani bir anda yaratılmış bir insan var ve bu insanın zihninde hiçbir duyum yok. Hiçbir duyum yok. Bu insan hiçbir duyu almamış. Hiçbir görüntü yok, hiçbir ses yok, hiçbir koku yok, hiçbir tat yok ve hiçbir dokunma duyusu yok. Sıfır. Tamamen boş. İbn Sina şunu soruyor. Bu insanda bir bilgi var mıdır? Bu adamın bildiği bir şey var mıdır? Bakın, bilinç bilgidir. Bilinç dediğimiz şey bilgidir. Bu adamın bir bilgisi var mıdır? Şimdi bu adamın konuşması mümkün değil. Çünkü adam hiçbir ses duymamış, hiçbir
Koku, renk tat, bakın hiçbir şey yok. Bu adamın bir şey düşünmesi de mümkün değil. Çünkü düşünmek dediğimiz şey değil mi? Birleştirmek, ayrıştırmak, karşılaştırmak. Adamın sayfası bomboş. Yani birleştirebileceği şu şudur veya şu şu değildir diyebileceği hiçbir kavramı yok. Hiçbir şey yok. Bakın bomboş. İbn Sina şunu soruyor. Bu adamın peki böyle birinin bildiği bir şey var mıdır? Diyor ki vardır. Yine de vardır. Bu adamın bildiği şey şudur. Kendisinin var olduğudur. Kendisinin var olduğudur. Bakın hiçbir şey düşünemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Ama doğrudan hiç aracısız, düşünmeksizin, hiçbir çaba sarf etmeksizin bildiği bir şey var. Nedir o? Kendisinin var olduğudur. Var olduğunu. Peki bu bir bilgi mi? Ya tabii ki bir bilgi. Ama bu bilgi ne duyularla elde edilmiş, ne akılla düşünülmüş değil mi? Bunu düşünerek adam hani hesap kitap yaparak mı bildi bunu? Yok, hayır. Bu senin var olmanla birlikte sende oluşan bir bilgi. Sende var olan bir bilgi olmalı. Böyle bir şey olmalı. Biz buna ne diyoruz? Bu tür bilgiden sezgisel bilgi diyoruz. Sezgi diyoruz. Ben eğer düşündüğüm şeyde ben isem, kabuk böyle oluşuyordu değil mi? Kabuk böyle oluşuyordu zaten. Ben düşündüğümle ben oluyorsam, çünkü bilinç öyle oluşuyor, düşündüğüme göre oluşuyor. O zaman benim işte bu düşünceyi oradan çekmeye çalışmam gerekir, azaltmaya çalışmam gerekir. Burada işte felsefi yaşam çıkıyor karşımıza. Felsefi yaşam nedir? Bilge insan nedir? Bilge insan her şeyden önce dünyevi bağlarını bilincinden, düşüncesinden olabildiğince uzak tutmaya çalışan insandır. Bakın Plotinos, biz yine Porfirios'tan biliyoruz, verdiği bilgilerden anlıyoruz. Bir kere çok güvenilir bir insan, yani çok muhtemel itibarlı bir insan olduğu anlaşılıyor. Yetimler, birçok böyle yetimler, insanlar vasi olarak Plotinos'u tayin etmişler. Yani o devirdeki uygulama da öyle. Çocuk, işte annesi babası vefat ediyor, malı mülkü var. Götürüp birine emanet ediyorsunuz. Yani onun ilgilenmesi için vasi tayin ediliyor. Plotinos'un böyle baktığı gençler var bir sürü. Bu şu anlama gelmiyor. Yani dolayısıyla dağ başına git, mağaraya çekil. İşte hiçbir insanla hiçbir şeyle uğraşma değil mi? Tamam mutlak uzlet filan. Hayır hayır. Plotinos bize keşiş hayatını tavsiye etmiyor. Hayatın içerisinde. Düsturu hatırlıyoruz değil mi? Ne demişti? Tanrı bana gelmeli. Ben Tanrı'ya gitmem. Tanrı bana gelmeli. Bu tabii söz böyle kibirli bir beyan olarak değil de adamın felsefesini anlamak açısından önemli. Bakınız, düşünme eylemi, düşünme dediğimiz şey, dikkat ederseniz kesintisiz ve daimidir. Yani insan var olduğu sürece düşünür. Bakınız, mesela elimle ben istediğim nesneyi uzatıp elimi, o nesneyi tutup kavrayabilirim. Eğer istemezsem kavramayabilirim de. Onu almayabilirim de. Ama mesela duyularda, tamam mı? Şimdi ben size bakıyorum, gözümle size bakıyorum. Gördüğüm görüntüye müdahale etme gibi bir imkanım söz konusu değildir. Göz görür, açık olduğu sürece görür. Görmenin, gören kişinin müdahalesine açık olmadığını fark ediyoruz. Yani el benim elim, istediğimi tutarım, göz benim gözüm, istediğimi görürüm diyemiyorum. Baktığımda, baktığım yer neresiyse, yani şu
şu arkadaşı göreyim de arkadaki arkadaşı görmeyeyim. Yani göz benim gözüm diyemiyorum. Kulak benim kulağım. İstediğim sesi işitirim, istediğimi işitmem diyemiyorum. Kulak kulak olduğu sürece kendisine çarpan ses neyse onu bana aynen aksettiriyor. Şunu duyayım, şunu duymayayım diyemiyorum. Düşünmek böyle bir şey. Biz aslında hep düşünüyoruz, sürekli düşünüyoruz. Şalteri kapatamıyoruz. Düşünmenin şalteri kapatılamaz. İnsan var olduğu sürece insan olarak düşünür. Bunun yolu yoktur. Yani oturup da kendi kendinize, tamam mı? Mesela oturun, deyin ki ben düşünmeyeceğim. Yani çok sıkıldım, çok yoruldum. Oturuyorum ve hiçbir şey düşünmüyorum. Birden şunu fark edeceksiniz. Daha fazla düşünüyorsunuz. Bu bakın şeyde doğuda, tamam mı? Hint, uzak doğuda falan bu meditasyon işte falan filan dedikleri şeyler var. Yapmaya çalıştığı bu hiçlik yani. Hiç, düşünceyi durdurmaya çalışıyor. Düşünceyi durdurmaya çalışıyor. Bu düşünceyi durdurduğunuz zaman ne olacak? Peki düşünceyi durdurabilirseniz, yani hiçbir şey düşünmez hale gelirseniz ne olacak? Tabii bu mümkün mü, ne kadar mümkün hani bilemiyorum ama böyle bir şey olsa ne olacak? Düşünceyi durdurduğunuzda hiçlikle tam olarak yüzleşmiş olacaksınız, hiçlikle. Dediğim gibi bu ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Hatta namaza durduğunu, mesela namaza duruyor, tamam mı? İnsan aklına gelmedik kalmıyor. Neden peki? Yani niye? Çünkü aslında o kadar çok şey düşünüyor. O bir nehir gibi böyle akıyor. Biz gündelik hayatta biz bunun farkına varmıyoruz tabii. Düşünmek üzerine düşünmediğimiz için. Ama namaza durduğunuzda aslında tek bir şey düşünmek istiyorsunuz. Sıkıntı orada çıkıyor. Yani bir tek şey düşünmek istiyorsunuz. Onu bile beceremiyoruz değil mi? Yoğun böyle üşüşmeye başlıyor. Çünkü siz odaklandığınızda, odaklanmaya çalıştığınızda periferide kenarda bıraktığınız ve aslında bir nehrin suları gibi devamlı akan diğer düşünceler hücum ediyor, sizi dolduruyor. Onlar bu sefer baskılamaya başlıyor. Plotinus der ki, bir metni okuyan insan, diyelim ki bir metin var elinde, bunu okuyor, tamam mı? Bu okuyor. O okuyabilir. Yüksek sesle okuyordur o metni, tamam mı? Veyahut da işte içinden okuyordur bu metni. Fark etmez. Önünde bir metin var ve o metni okuyor. Bu metni okuyan insanın o metninde okuduğunun bilincinde olması şart değil. Yani okuma eylemini gerçekleştiriyor. Okuyor. Ben onu duyuyorum, dinliyorum. Fakat o adam ne okuduğunun farkında değil. Ne okuduğunun farkında değil. Onun bilincinde değil. Tıpkı bizim hayatımız da böyle. Bizim hayatımız da böyle. Biz de okuyoruz ama ne okuduğumuzun farkında ve bilincinde değiliz. İşte biraz önce, yani bu biraz önce değil, epey önce sağlık ve hastalıktan söz etmiştim. Bizi çimdikleyecek olan ve arkadaşlar bizi o heyula olan, kabuk olan benlikten koparıp hakiki anlamda o ilahi benliğe, bizim içimizde, hepimizin içinde bunu ilahi benliğe ulaştıracak olan şey bu ıstırap. Istırapla insan ilahi benliği fark eder. O kabuğun altına sızar. İlahi hakikat, yani mağaranın dışı, beş duyuyla algılayabileceğim bir alemin ötesinde, kendi başlı başına bir alemde değil. Bizzat buradadır ve burada benim içimdedir. Gündelik hayatın içindeki kaygılara değil, benliğimin derinindeki bu ilahi benliği kaygı edinmekle, onu dert edinmekle ancak onunla temas kapısı açılır.
Burada Plotinos'un temel kavramlarından birini, yani temaşayı görüyoruz, temaşa. Müşahede veya müşahede, mükaşefe, keşif dediğimiz şey. Artık burada Plotinos'un düşüncesi bizim alışa geldiğimiz, özellikle Aristoteles'te gördüğümüz, yani mantık çerçevesinde değil mi? Rasyodan öteye taşıyor. Ve Plotinos'un düşüncesi bütün bunların ardına doğru yöneliyor. Keşifle birlikte, temaşa ile birlikte. Buradaki Plotinos'un getirdiği işte yeni kavrayışlardan bir tanesi şu. Peki bu ilahi benlik sadece benim benliğimin derununda mı var? Gnostiklere göre, Gnostik düşünceye göre bütün bu madde alemi benim maddi halim de dahil olmak üzere tamamen neydi? Kötüydü, efendim ayrıydı, karanlıktı, zulmetti. Ama Plotinos bize dedi ki hayır, öyle bir ayrı bir alem değil bu alemin içerisinde. Burada tabii mesela Aristoteles'i ve Platon'u hatırlamamız gerekir. Aristoteles ve Platon arasındaki bu idealar neredeydi değil mi? İdealar neredeydi hatırlıyoruz. Platon'a göre ayrı bir alem teşkil ediyordu. Aristoteles'e göre ide dediğimiz şeyler birer tümeldir ve bunların bizatihi varlığı yoktur. Bunlar birer bireylerin içerisindedir, nesnelerin içerisindedir vesaire. Bu tartışmaların izlerini tabii okuyabiliyoruz ama şu an için bunlarla ilgilenmemize gerek yok. Plotinos da yeni ve enteresan olan şey bu bakış açısının devamında. Bu ilahi ben, ilahi hakikat sadece bende değil. Yani sadece insanda değil. Aslında bütün var olanlarda var. Bütün var olanlarda var. Dolayısıyla benim duyularımla muhatap olduğum bu dünya, bu evrende aynı zamanda o ilahi hakikatin yansımalarından ibaret. O ilahi hakikatin yansımalarından, onun zuhurundan ibaret. Bir ağaç, bir taş, bir kuş, gökyüzündeki cisimler, yeryüzündeki toprak, bunların hepsi aslında aynen bende gördüğüm o ilahi benim ilahi hakikatin birer tezahürü. Tabiata böyle baktığımız zaman, tabiatı böyle gördüğüm zaman ben o tabii nesnelerin her birinde bende de mevcut olan ilahi hakikati yine temaşa etme imkanına kavuşurum. Eğer gözümle bir ağaca veya bir taşa, bakın hiç fark etmez, canlı veya cansız ayırmıyoruz, baktığımda benim bakışım o maddenin kabuğun aynı kendi benliğimde yaptığım gibi kapağını kaldırır, örtüsünü kaldırır ve onun içine, özüne nüfuz edebilirse işte ben orada da o ilahi hakikati görürüm. Burada ufak bir not düşmekte fayda mülahaza ediyorum. Şimdi Plotinos'tan sonra, Plotinos tabiata böyle baktığı için, böyle gördüğü için, kendisi tabii ki birinci sınıf bir metafizikçi. Yani fizikle veya matematikle ağaç bunları biliyor tabii ki ama onlarla ilgilenmemiş. Onun derdi bir bütün halinde bu ilahi hakikate gidebilecek bir düşünce yolu açmak idi. Fakat o tabiata böyle baktığı için tıpkı arkadaşlar bir toplumda diyelim ki tıp fakülteleri çok muteber. Çünkü işte iyi kazanç getiriyor, itibar getiriyor değil mi? O toplumdaki bütün en zeki çocuklar da nereye gidiyorlar? Doğal olarak çoğunlukla işte en muteber yer neresiyse, en kazançlı yer maddi, manevi hani yer neresiyse orayı tercih ediyorlar. Bakın sizin tabiata yüklediğiniz anlam tabiat bilimlerinin gelişmesi, inkişaf etmesi,
araştırılması için de bir ortam sunar. Plotinos tabiata ilahi hakikatin keşfedilebileceği, yani aynı kendi benliğimde olduğu gibi bu kapağın kaldırılabileceği, o perdenin ardında onu görebileceğim bir varlık mertebesi olarak baktığından, kendisinden sonra yeni Platoncular içerisinde tabiat bilimleri de ele alınmış, bununla ilgilenilmiş ve sisteme monte edilmiştir. Müslümanların eline geçen tabiat bilimlerinin mühim bir kısmı da böyle teşekkül etmişti. Hatta Aristoteles'ten önce bunları tanıdılar. Şunu demek istiyorum. Eğer İslam dünyasında belli bir tarihten sonra tabiat ilimlerine dair, tabiatın ne olduğuna dair araştırmalar azalmışsa, bunun sebebi bizim tabiata bakış açımızda bir demek ki bir değişiklik olmuş. Yani zeki çocuklar şu bölümü tercih etmemeye başlamışlar. Çünkü orada çok demek ki biz itibar ve şey bulamıyor demek ki. Plotinos'un bu bakışı, tabiata dair bu bakışı bizatihi bir kendi içinde bir teşvik edici unsur olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabiat deyince işte özellikle Plotinos'un yine metafiziği için çok önemli bir kavramla karşılaşıyoruz. Güzel, güzel, güzellik. Ben bir nesneye baktığımda, onu gördüğümde, onun üstündeki o maddi niteliklerden oluşan kabuğu kaldırıp da onun özüne nüfuz ettiğimde, orada ilahi hakikati, ilahi nefsi, ilahi benliği orada gördüğümde, temaşa ettiğimde, daha doğrusu gördüğümde derken temaşa ettiğimde, onu müşahede ettiğimde aynı zamanda güzeli görürüm. Plotinos'a göre bu evrende var olan her şey özü bakımından güzeldir. Ve tabii ki diğer bir kavrama geçiyoruz. İyidir aynı zamanda. İyidir. Bu düşünce kötülük problemine karşı, teodisiye karşı hala günümüzde de hani etkisini sürdüren bir tavrın en fasih ve belli ifadesidir diyebiliriz. Bu tabii İslam dünyasını da geçti ve çok ilginçtir. Bunu en iyi formüleze eden İmam-ı Gazali'nin şu sözüdür. Leyse fil imkan ebda'a mimmakan. Olandan daha güzelinin olması mümkün değildir. Bu son derece Plotinosçu bir ifadedir. Tabii buna bu yalnız tartışmaya açıldı. Yani bu söz üzerine bir takım tartışmalar oldu. Ama bizim genel düşünce tarihimizde bu bakış açısının yerleştiğini ne yapıyoruz? Açık bir şekilde görüyoruz. Peki gördüğüm bu öz nedir? Kendimde gördüğüm, sende gördüğüm, taşta, ağaçta, yıldızda gördüğüm nedir? O kabuğun altında gördüğüm nedir? Gördüğüm şey onun formudur, Onun idesidir, onun mahiyetidir. Şimdi tabii burada Platon'un şeyini görüyoruz otomatikman. Büyük tesirini görüyoruz. Duyulur nesnelerle, duyularımla muhatap olduğum işte bu çokluk, tabii ki çokluk içindeki nesnelerle formlar, yani onların ardında duran, onları meydana getiren formlar aslında iki ayrı varlık mertebesinde duran bir ve aynı şeydir. Formlar tıpkı böyle her şeyin içinde olduğu bir akıntı gibidir. Sürekli akarlar maddenin arkasında, ve bunlar maddeyi görür ve ona kendi şeklini verirler. Böylelikle evrende ki muazzam
ve olağanüstü, mükemmel, hayret uyandıracak ölçüde güzel olan düzen oluşur, tekerrür eder. Burada tabiatın nesneleri oluştururken, tabii düzenin oluşurken, oluştururken el kol kullanmadığını ve bunun manevi olandan, soyut olandan somuta muazzam bir şekilde sıçradığını görürüz. Ben şimdi mesela bu örnek dediğim gibi, verdiğim diğerleri gibi bana ait. Bakınız, biz lisedeyken şey yapardık, bu bir kağıdın üzerine demir tozları, tamam, demir tozları mesela yayıyoruz. Yani demir tozları, lalet tayi, hiçbir düzeni, nizamı yok, serptik. Sonra o kağıdın altına bir mıknatıs yaklaştırıyoruz, bir mıknatıs yaklaştırıyoruz. O mıknatısı kağıdın altına getirdiğimizde kağıdın üstünde ne oluyor? O tozların hepsi kendiliğinden, bakın kendiliğinden o manyetik alan ne ise, kendisini tabii en çok çeken alana göre ne yapıyor? Şekil alıyor. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Böyle içten dışa kutuplar arasında, artı eksi kutup arasında böyle yarım daire şeklinde birer çizgi halinde böyle o tozların şekillendiğini görürüz. Belki hani Plotinos'un ne demek istediğini anlamak açısından bir örnek olabilir. Bakınız, bir embriyonun oluşması, bakın, bir embriyonun oluşması, canlılar tabii burada meratibül vücut dediğimiz, yani varlık katmanlar açısından canlıları tabii daha üste koyuyoruz, canlıları daha üste koyuyoruz. Bakın, bir embriyonun oluşması, o embriyonun meydana gelmesi ve gelişmesi. Plotinos diyor ki tabiata baktığın zaman diyor bundan daha büyük bir mucizenin olmadığını anlayacaksın. Tabii bu gözle baktığında, bu gözle baktığında. Tabiatın kendisi, tabii olanın kendisi zaten mucizenin kendisidir. Biz tabii mucize deyince şey aradığımız için arkadaşlar, havada uçan filan, hani böyle şeyler arıyoruz. Oysa bu bakış açısıyla tabiattaki bu olaylar, yani güneşin doğması, batması, rüzgarın esmesi, bir ağacın yapraklarının hışırdaması, bütün bu olayların hepsi aslında mucizenin ta kendisidir. Mucizeyi mucize yapan şey aslında meydan okuması değildir. Biz çoğunlukla öyle zannederiz. Mucizeyi mucize yapan şey, bizde uyandırdığı o hayret hissi üzerinden aslında şok edici bir güzellik, şok edici bir mükemmellik meydana getirmiş olmasıdır. O yüzden mucize görüp de inkar eden bir sürü insan olmuştur. Bakmasını bilmek gerekir. Sadece bakmasını bilmek gerekir. Hepimiz için, yani ne demek rüzgar işte rüzgar esiyor, yağmur yağıyor, işte filan falan, güneş doğuya batıyor. Bunlar biz her gün gördüğümüz şeyler. Tıpkı kendi benliğimi her gün gördüğüm gibi, değil mi? Ha işte sabah uyanıyorum, işe gittim, geldim, işte yedim, içtim, hoş beş ettim, oturdum, kalktım, yattım, uyudum, kalktım, tekrar gittim, geldim. Bütün bu gündelik hayat içerisinde nasıl bu akış içerisinde kendimi kaybediyorsam, tabiata bakarken de o bilincimin dağıldığını görüyorum. Tabiattaki nizam bize bunun arkasında o formlar tabii, o idealar alemi var ama bu idealar, bu formlar tek başına var olamaz. Bu formlar, yani mahiyet dediğimiz şeyler, formlar malumunuz. Form derken onu kastediyoruz. Mahiyetler. Yani insana insan olma, insanı insan yapan şey. Efendim, kediyi kedi yapan şey. Tamam. Bunların her birinin arkasında bir şey olmalı. Bir şey. Bir şey olmalı. Nasıl bir şey bu? Aslında bütün var olanlarda onlara o bireysel özelliğini kazandıran o formu
içeren, o formun kendisinde var olduğu ama aynı zamanda o formu bir maddeye aktaran, bireysel olarak aktaran. İşte burada metafiziğe girmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum. Tabii çok şey var da ben hani hülasa ederek, zaten vaktimiz çoktan bitti. Özet bir biçimde aktarmaya çalışacağım. Toparlamaya çalışacağım. İnşallah muvaffak olurum. Şimdi bakınız. Plotinos'un 3 hipostası vardır. Hipostas aslında bu substantia, yani cevher demek, tamam, dayanak demek, dayanak. Bir şeyi var eden şey. Tamam. Kendisi. Bir şeyin cevheri, aslı, esası, dayanağı. Tamam, dayanağı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu masa işte kahverengidir. Bu masa işte şöyledir. Bu masa böyledir. Burada bu masanın rengi değişebilir. Bu masanın şekli değişebilir. Bu masanın başına bir iş gelip kırılabilir. Ama bütün bunların hepsinde, hatırlıyor musunuz? Ben size bir identite, genidentiteden bahsetmiştim. Bütün bu değişimlerin arkasında, bu niteliklerdeki dönüşümlerin arkasında bir öz olduğunu varsayarız. Yani daima bu masa kavramını kullanırız. Ahmet kimdir? Ahmet şudur, Ahmet budur. Pek çok şey söyleyebiliriz. Fakat Ahmet hangi Ahmet? 5 yaşındaki Ahmet mi? 15 yaşındaki Ahmet mi? 50 yaşındaki Ahmet mi? Bütün bu değişimler, bakın, bütün bu zaman içerisindeki bu değişimler sanki bizim soyut, ancak hakkında yükleme yoluyla, nitelik yüklemesiyle bildiğimiz bir öz var. Ona da biz o ismi veriyoruz. Ahmet diyoruz. Ahmet. O özdür işte. Hipostas dediğimiz. Plotinos varlığa baktığı zaman, bir bütün halinde varlığa baktığı zaman, bu aleme baktığı zaman, onun arkasında 3 tane hipostas olduğunu görür. Tabii ki bu 3 hipostasın kaynağı tektir. Adı da nedir? Bir. Hen diyor. Hen. Birdir. Bütün varlık, var olan her şey birden taşmıştır. Birden var olmuştur. Her şey bir ile vardır. Şimdi bakınız, onu söylemiştim ya, her şeyin bir şey olduğunu bilmeyen hiçbir şey bilemez, düşünemez. Burada kullandığımız her bir yargıda, aslında iç içe geçmiş olan bu yargının hepsinde kendisini gösteren bir kavram var. O da nedir? Bir. Bir. Var olan özdeşlik ilkesi diyoruz ya, özdeşlik. Özdeşlik aslında her bir var olanın bir şey olduğunu söylemekle bir birlik içinde olduğunu söylemek anlamına gelir. Bizim için birlik aslında daima sadece o asıl kök, kaynak olan bir dışındaki her şey. Kendinde bir birlik olmakla beraber aynı zamanda çokluk barındırır. Çokluk barındırır. Bu ne anlama gelir? Bunun anlamı şudur. Ben asla ve asla o mutlak olan birin birliğine düşünceyle veya ya bir biçimde onu nüfuz edemem. O mutlak birdir, mutlak olarak kendisidir ve hatta varlığın ötesidir. Negatif teoloji diyoruz buna. Yani tenzihin artık en üst düzeyi, tenzih dediğimiz şeyin en üst düzeyi. Şimdi bu problem niye çıkıyor? Buna dair de bir mesela o varlığın ötesindedir. Evet, bir vardır. Tanrı, yani Tanrı vardır diyeceğiz ama ona bir vardır dememiz bile aslında bir nevi mecazi mana taşır. O varlığın da ötesindedir. Bakın,
Yani nasıl anlayabiliriz bunu? Dediğim gibi açmak için söylüyorum. Şimdi bakın, mesela birisi kalksa size dese ki Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Ne cevap veririz? Bak, kaldıramayacağı bir taş. Şimdi yaratabilir derseniz onun kaldıramadığını söylersiniz. Yani gücünün kaldırmaya yetmediğini söylersiniz. Yaratamaz derseniz gene açmaza girersiniz. Peki mesela Allah kendisi gibi bir ilah yaratabilir mi? Mesela bak, İmam Maturidi bunu şeyde tartışıyor. Kitab-ı Tevhid'de tartışıyor bunu. Ya bu soruda bizim hani inanan insanın bu sorudan çekineceği bir şey yok arkadaşlar. Hani kafamızı falan karıştıracak bir şey yok. Yani çok büyük bir şey bulmuş filan değiller yani. İmam Maturidi dediğim gibi yani bunu konuşuyor. Diyor ki yani bir işte efendim dese ki işte Allah kendisi gibi ilah yaratabilir. Mesela bak şimdi kafaya bakar mısın? Bu soruyu hani keşfedebilmiş. Biz zekadan bahsediyoruz. Neden biz burada bir an duruyoruz, duraksıyoruz? Niçin? Ya yaratabilir dese olmuyor. Yaratamaz desen olmuyor. Yani biz kendimizi açmazda hissediyoruz. Çelişmezlik ilkesinden dolayı. Öyle değil mi arkadaşlar? Tanrı çelişmezlik ilkesinin de ötesindedir. Bakın, eğer biz Tanrı vardır, Tanrı vardır, bir vardır cümleyi kullandığımızda Tanrı'yı varlığın içine yerleştirirsek Tanrı'yı da bağlamış oluruz. Çelişmezlik ilkesiyle, özdeşlikle, onunla, bununla her şeyi bağlamış oluruz. Aslında maddenin sıfatlarını indirerek küçültmüş de oluruz. Yani o yüceliğini ve sınırsızlığına göre düşünüyoruz. Şimdi bu tabii bu çelişmezlik hani sadece madde için değil. Yani mesela matematik için de geçerli. Halbuki matematik nesneler yok. Yani onlar sadece zihnimizde var. Hepsini katmış oluyoruz. Yani anka kuşunu da içeren, olanı da olmayanı da içeren, varlık dediğimiz bir şey var ya, varlık dediğimiz bir şey. İşte o yüzden bir, nerede olmalı? Varlığın da ötesinde olmalı. Negatif teoloji diyoruz. Bir diyor, bir yoktur desen yanılmış olmazsın. Yoktur desen bu anlamda. Yani o varlık dediğimiz ve her şeyi kuşatan, her şeyi kuşattığını düşündüğümüz o genel kavramın ötesindedir. Dolayısıyla da bütün varlığın her yerindedir, her şeyindedir. Bir sonsuzdur, sonsuzdur. Varlık ötesi olarak vardır. Yani tabii ki vardır. Yani haşa. Hem de onun varlığı hiçbir şeyle kıyaslanmaz biçimde vardır. Her şeyde vardır. Bir her şeydir. Fakat her şey bir değildir. Bir her şeyden bir şey de değildir. Her şeyden bir şey de değildir. O mutlak olarak birdir. Bu mutlaklığından dolayı da akıl ötesidir. Akıl ötesidir. O en mükemmeldir. En mükemmeldir. Sonsuzdur. Her şeyin yaratıcısıdır. Tüm varlık, tüm varlık ondan var olmuştur. Bir hakkında düşünülen ve söylenen her şey mutlak olarak, mutlak biçimde hakikati ifade etmekten acizdir. Şimdi burada önemli bir husus. Ama biz yine de konuşuruz. Söylenemeyen hakkında sus. Wittgenstein hani şey var ya, Traktatus'un son cümlesi. De herkes onu söyler işte. Söylenemeyen hakkında sus. Tabii hani ne kastediyordu o ayrı bir konu ama hayır diyor Platonos. Ben yine de biz yine de konuşuruz peki. Bak bu azimizi kabul ediyoruz. Ama bununla birlikte niye konuşuyoruz? Neden? Çünkü bu konu, bizim konuştuklarımız sembolik ve kurgusal tasvirler olmakla birlikte birle irtibat kurmak isteyen
insan için bu kaçınılmazdır. Çünkü ona dikkatimizi yöneltmek, kabuğu kaldırmak, hani kabuğu kaldırmak için mutlak surette konuşmamız gerekir. Ama bunun baştan acizliğini ve eksikliğini kabul ederek. Şöyle söylüyor Plotinos. Onun hakkında bazı şeyleri söyleyebiliriz. Ancak onun hakkında kesinlik ile konuşamayız. Kesinlik ile konuşamayız. Çünkü biz onun hakkında ne bilgiye ne de bir düşünceye sahibiz. Zatında, özünde hiçbir değişim veya hareket olmaksızın zatıyla kaim bir şekilde varlık ondan taşar. Bu tabi sudur teorisi malumunuz. Hani bizde de çok etki etmiş olan bir. Bu, yalnız şunu unutmayalım. Bu zamansız. Zamansız. Yani ezeli bir şey bu. Yani ezeli. Ezeli. Çünkü zaman da varlığın içerisinde bir taşma zaten. O kadar birdir ki mutlak bir. O kadar birdir ki ondan ezelde bir tek şey çıkar. Bir tek şey çıkar. Doğrudan onun yarattığı bir tek şey vardır. Bu da bizim, biliyorsunuz, bizim hani düşünce tarihimizde çok tartışılmış bir husus. Birden ancak bir çıkar. Bu Plotinosçu bir ifade. Birden ancak bir çıkar. Neden peki birden ancak bir çıkar? Yani ne demek? Ya bir sürü şey çıksa ne olur? Mesela böyle sorabiliriz. Ne var ya? Tanrı değil mi? Kün feyekün. Oldu. Bir sürü şeyi aynı anda yaratabilir, var edebilir. Plotinus'un burada demek istediği şey şu. Ben tabi bu örneği yine ben veriyorum. Bak hani, şimdi bakın. Şeye bakarsan hani kimyada bu elementler var biliyorsunuz. Her şey bu elementlerden oluşuyor aslında. Elementlerden meydana geliyor. Mesela su. Şimdi önümde benim bir su var. Bu su dediğim şey kendi içinde bir birliğe sahip. Fakat bu tek olan şeyi ben ayrıştırdığımda, daha dikkatli baktığımda, onu çözdüğümde iki hidrojen bir oksijen atomundan oluştuğunu görüyorum. Yani bir bileşik o. Tanrı'da mutlak anlamda birlik olduğu için ondan bir tek şey çıkar, yaratılır. O da akıldır. Peki nedir bu? Akıldır. İşte ikinci hipostazı burada görüyoruz. Bir akıl değildir. O akıldan üstündür. Aristoteles'in dediği gibi işte kendini düşünen düşünce, yani hem akıl hem makul hem akıl filan. Bunlara karşı, bunların ötesindedir bir. O kendini akletmez, o kendini bilmez. Zira bunun olması için bu akletmesinin öncesinde onun bir bilmezliğinin olması gerekirdi. Oysa onun için böyle şeyler söz konusu değil. Şimdi kendini bilmez derken şunu demek istiyor. Ezelden ebede kadar mutlak bir biçimde zaten o neyse odur. Ve onda herhangi bir bilgisizliğin olması söz konusu değildir. O vardır demek ancak ve sadece o ne ise odur demektir. O ne ise odur demektir. O iyidir demek de ancak o zatıyla kaimdir manasına geldiğinde doğrudur. Böyle anlaşılmalıdır. Onun mutlak iyi oluşu, mutlak iyi olması, mutlak güzel olması ancak bütün iyilerin ve bütün güzellerin ötesinde dediğimiz, bu kaydı koyduğumuz zaman doğru sayılabilir. Bir ilk nedendir, ilk nedendir. O nedenlerin nedenidir. Ancak onun neden olması da, nedenliği de diğer tüm nedenlerden farklıdır ve onların üstündedir, onların ötesindedir. Ondan sudur eden her şey mutlak bir irade ile ve mükemmel bir irade ile, kendisinde hiçbir tesadüfe,
ve başka herhangi bir nedene ihtiyaç olmaksızın öyle olması gerektiği için sadır olur. O ne irade etmiş ise o olması gereken şeydir ve var olması gereken her şey de onun iradesi ile öyle olmuştur. Şimdi buraya da dikkatinizi çekiyorum. Bu da tabii ki İslam düşünce tarihinde büyük gerilimlere ve tekfirlere, kafirsin, işte müşriksin gibi ithamlara neden olmuştur. Çünkü bir için aynı zamanda başka bir şey yoktur. Yani Tanrı her zaman Tanrı'dır, Tanrı gibi davranır. Oysa sanki böyle hükümdar gibi değil mi? Böyle bir tasvir, yani işte şöyle diledi, böyle yaptı gibi bir tasvir genelde söz konusu. Yani işte hele o çağları düşünün, işte kızıyor, bilmem yıldırımla çarpıyor, bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Onun iradesi zatının dışında ona ilişen bir şey değildir mutlak. Onun iradesi kendisidir, onun bilgisi kendisidir. Bu zat ve sıfat ayrımı var biliyorsunuz, hani bizim kelamda. Bir en mükemmeldir ve mükemmel olduğu için taşar, sonsuz olduğu için taşar, sonsuz olduğu. Onun dışındaki her şey onun sonsuzluğundan beslenir. Nur, yani ışık, güneş işte bu akıl dediğimiz şey, ilk akıl, evrensel akıl. Burada da şunu söyleyeyim, hani bize çok böyle uçuk kaçık hani gelebilir. Biraz daha somutlaştırmak için söylüyorum. Bakınız, tabiata baktığımız zaman, buradaki olaylara baktığımız zaman, dikkatle nazar ettiğimizde bu olayların gerçekleşmesinin muazzam bir düzenin parçası olduğunu görürüz. Düzenin olduğu yerde ne vardır? Düzenin, nizamın olduğu yerde ne vardır? Akıl vardır, akıl vardır. Buradaki bu kozmik akıllı hissetmek gerekir. Bu ilk taşan şey, doğrudan yarattığı ilk yegane şey bu akıl, bu kozmik akıl, tabi bu tamamen soyut, kendisini düşünür. Ve kendisini düşündüğünde tabii ki kendisini var eden biri fark eder. Onu düşünür, onu düşünmeye başlar. Bakın burada çokluğun ortaya çıktığını görüyoruz. Felsefenin ezeli, ebedi işte sorularından bir tanesi. Madem tekti, o tekten bu çokluk nasıl çıktı? Akıl kendisini düşünür. Tanrı'ya döner, onu düşünür. Çokluk burada başlar. Çünkü düşünen ile düşünülen bir ve aynı şey değildir. Bir şeyi düşündüğünüzde o düşündüğünüz şey düşünülen şeyin kendisi değildir. Yani ben bir bardak suya bakıyorum, onu görüyorum, onun ne olduğunu biliyorum ve onu düşünüyorum. Benim kafamın içinde ona ait olan düşünce ondan farklı bir şey değil belki ama onun kendisi de değil. Çokluk bu anlamda ortaya çıkar. Bundan sonra akıl, bu ilk kozmik akıl kendisini düşündükten sonra, Tanrı'yı düşündükten sonra ondan işte üçüncü hipostaz, yani nefs çıkar, külli nefs çıkar. Külli nefs, bu ilahi benlik dediğimiz şey. Şimdi madde ile temas eden bu tabiata, orada hani tersten geldik değil mi? Formla idealar aleminde bıraktık suduru. Şimdi yukarıdan çıktık, yukarıdan indik birden aşağı doğru. Bu ikisinin temas ettiği yer nefstir. Nefs, bu ilahi nefs. Madde ile mananın, soyut ile somutun temas ettiği yerdedir. Yani varoluşu düzenleyen
Kaynak onun maddeye dokunmasıdır. Bütün idealar, ya ben şimdi burada aslında başka örnekler de verecektim ama ne yazık ki öyle böyle derken vakit de doldu. Sıkmak da istemiyorum sizi. Bunaltmak da istemiyorum. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bakın bu ide dediğimiz şey, işte yani hani bunu anlamak açısından örnek veriyorum. Yani derslerde de yani şöyle bir misal veririm. Şimdi bakın ben size desem ki tamam mı? Bundan 100 yıl sonra burada şu odada tamam mı? Toplanacağız. İşte orada şu isimle bir hoca olacak. O isimdeki bir hoca konuşacak. Şöyle anlatacak. Böyle. Roman yazıyorum ya size. Tamamen hikaye anlatıyorum. Hayal gücümden. Henüz olmamış bir şey bu. Tamam mı? Henüz olmamış bir şey. Tamamen atmosfer konuşuyorum. Ve diyorum ki işte şöyle olacak. Oradaki öğrencilerin isimleri şunlar olacak, şöyle olacak. Oradaki işte ortamı tasvir ediyorum. Roman tasviri gibi. Ve diyorum ki hoca çıkacak tahtaya bir üçgen çizecek. Diyecek ki arkadaşlar bu üçgenin iç açıları 180 derecedir. Bak buraya dikkat edin. Bu üçgenin iç açıları 180 derecedir diyecek dedim. Ne anladın? Hoca üfürüyor. Hoca anlatıyor. Masal anlatıyor hoca. Bunun bir benim anlattıklarımın bir gerçekliği var mı? Sizin için bir kesinliği, bir şey var mı? Yok. Peki bu anlattıklarım içerisinde asla şüphe edemeyeceğiniz bir gerçek var mı? Var. Nedir o? Üçgenin iç açılarının 180 derece oldu. Bakın, hangi zamanda, nerede, nasıl, ne biçimde olursa olsun, geçmişte ya da gelecekte. Mesela ben size desem ki, arkadaşlar, bundan 10 bin sene önce üçgenin iç açıları aslında 180 derece etmiyordu. Siz bilmiyorsunuz ama. İşte 240 derece ediyordu. Desem, buna ikna olur musunuz? Veya inanma gibi bir durumunuz olur mu? Neden? Çünkü bir üçgeni üçgen yapan şey onun iç açılarının 180 derece olmasıdır. Ben bunun kanıtını biliyorum. Kesin olarak biliyorum. Kesin olarak. Bunun niye böyle olduğunu ben biliyorum. Ben size desem ki bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi ağır? Ya hocam ne demek bir kilo pamuk? Çocuk muyuz? Tabii ki bir kilo pamukla bir kilo demir birbirine eşittir. Çünkü ikisi de bir kilodur. Bunu çocuklara kandırabilirsin. Bakınız, şimdi ben size desem ki, ya siz bilmiyorsunuz ama falanca galaksinin filanca yıldızının etrafında bir gezegen var. Orada bir kilo pamukla bir kilo demiri götürüp tartıyorsun, tamam mı? Vallahi pamuk daha ağır basıyor. Desem, buna inanabilir misiniz? Böyle bir şey tasavvurunuz alır mı? Neden? Eşitlik dediğimiz bir şey var çünkü. Eşitlik dediğimiz bir şey var. Burada form derken arkadaşlar, işte bir at resmi falan düşünmeyin. Veya bir insan resmi falan düşünmeyin. Buradaki ideler ve formlar bütün bu söylediğimiz şeylerdir. Bu söylediğimiz şeylerdir. Varoluş bu ilkeler etrafında döner. Bir insanın kolu, bacağı, eli, ayağı ne zaman, nerede oturacak, kalkacak falan vesaire bunlar ayrı ama varoluşu, tabii akışı belirleyen bu tür kurallar ideleri oluşturmaktadır. Bu formlar, bu ideler kendi özel formlar içerisinde akli ilkededir ve bütün bir akli ilke idealarında tümüdür. İşte akılda külli olarak bulunan bu formlar nefste cüz'i, tikel olarak bulunur. Yani Ahmet Mehmet şekil veren bu ilahi nefstir. Madde, maddeye dokunur nefs ve var olanları var edecek formlar böylelikle çokluğu oluştururlar. Akli alem, onun ortasında nefs bir tarafıyla maddeye bakıyor. Ondan sonra madde. Nefsin bir tarafı bu akli, yani yüce aleme bakıyor, soyut olan manevi aleme bakıyor, bir tarafı da maddeye bakıyor. Fenomenal dünya böyle şekilleniyor. Tıpkı mıknatısın manyetik alanların demir tozlarını kendiliğinden şekillendirmesi gibi. Madde karanlık, nefs onu görüyor ve ona şekil veriyor.
Burada da son olarak yani bitirmeye çalışıyorum hızlı bir şekilde. Bakın, zifiri karanlık bir odanın içindesiniz. Zifiri karanlık bir odanın içinde gözünüzü açtınız. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Karanlık ortalık. Ne var o odada? O odada ne var? Hiçbir şey yok. Senin için hiçbir şey yok. Bak, gerçekten bir şeyler var, var mı yok mu bilemiyorum. Bilmediğim için, zifiri karanlık olduğu için o odada hiçbir şey yok. Var olsaydı o senin bildiğin kadar var. Peki bu karanlık odada birden elinizde bir fener peyda oluyor. Fenerin ışığını açıyorsunuz. Fenerin ışığını açtığınızda ne oluyor? Karanlığın içerisindeki, odanın içerisindeki nesneleri fark etmeye başlıyorsunuz. Işık nereye dolaşırsa o nesne ne yapıyor? Açığa çıkıyor. Odayı çeviriyorsunuz. Oradaki nesneler, var olanlar artık sizin için, görüşünüz için var. Tıpkı bunun gibi nefs ne yapıyor? Tabiata bunları işliyor. İşledikçe, yani o ışığı saçtıkça, varlık dediğimiz şey, nesneler ortaya, var olanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Nefs bedenin formu değildir. Bedenin formu değildir. Nefs bizzat o maddedeki formu yaratan ilahi ilkedir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani böyle burada nokta diyorum. Yani bu düzensiz konuşmanın da inşallah bir faydası olur diye umuyorum.